Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri gerçekten kendisini burada ağırlamayı çok düşünüyordum ama inanılmaz doğru bir zaman olduğunu anlayacaksınız ve ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tıp doktoru, yazar Altay Cem Meriç, hoş geldiniz. Şimdi Altay Cem Meriç, daha önce programımızı izlediniz mi bilmiyorum ama gelen bütün konuklarıma sorduğum o fix menü sorularından bir tanesi. Altay Cem Meriç, Ağır Hafta. Korkutucu soru. Süreli miyiz? Ya bağlama önemli. İşte insanlar şöyle düşünürler. Yani bir konuyu halledip geçersin ve o konuda Ağır Hafta değilsin. Çoğu konuda Ağır Hafta değilim. Genelde Ağır Hafta olduğum konuları konuşmam. Mizacım. Yani kendi kafamda gezdiririm. Hatta gençlere de bunu tavsiye olarak veriyorum. Yani her şeyi hallettim ve benim hazır cevabım bu demeyin. Bazı şeyleri cebinizde gezdirmeyi bilin diye. Cebimizde gezdirdiğimiz şeyler var, konular var. Onları da Ağır Hafta sayılırız. Mutmain olduğumuz şeyler var. Onlar da değiliz. Bu iki kararsız kalmak mıdır sizce? Mesela işte teolojik anlamda aslında sormuyorum. Yani bu hep söyleriz ya, işte şurada çok kararsız kaldım ya da o iki arada bir derecelik mevzusu var ya. Orası özgür bir alan mı sizce? Ben böyle direkt bu konuları iki arada bir derecelikten ziyade net kanaat getirememe olarak anlıyorum. Ben hızlı kanaat getiren birisi değilim. Yani hızlı karar veremiyorum. Ve şöyle oluyor. Muhtelif karşılıklı deliller biliyorsunuz. Yani bu hem dini mesele, hem hayati meselelerde de böyle. O meseleleri arafta tutmayı severim. Hızlı karar vermekten hoşlanmam. Mesela buna bizim eski şeylerde lisanda işte cehli mürekkep, cehli mikap derler çünkü. Yanlış tarafı seçip o tarafta kendini emin hissedip onu en doğrusu zannetme. O duruma düşmekten hoşlanmıyorum. Ki hayatım boyunca çok düşmüşlüğüm oldu. Onun şeyi hızlı karar vermem böyle şeylerde. O yüzden... Hızlı karar vermediğinizde pişman olduğunuz bir durum var mı? Aksiyon alma konusunda. Aksiyon alma konusunda ya yok, genelde olmuyorum ya. Çünkü şöyle çok açık, yani insanların hızlı aksiyon alması gereken şeyler çok açık şeyler oluyor. Yani mesela atıyorum işte Gazze konusunda tweet atıyorum ben. Yani bu çok aksiyon almanın çok belirgin olduğu bir şey. Muhtelif delillerin çatıştığı bir şey değil zihnimde. Böyle berrak konularda zaten insan aksiyon alıyor. Ama yavaş karar genelde iyi bir şey. Altay Cem Meriç, insan inanmamaya nereden başlar? Genelde süreç şöyle işler. Nasıl işler? Evet. Ya şöyle olur. Mesela standart bir gençten bahsediyorum. Şöyle de olan oluyor çünkü. Yani bu çok sık söylenen şeydi budur. Bir televizyon programında bu yapıldığında genellikle bu konuşulur zaten. İşte havalı görünmek istiyorlar, popüler olmak istiyorlar, ilgi çekmek istiyorlar. Tamam, bunlar etkendir. Hatta bunun üzerine mesela psikiyatrik hastalıklar olup da İnanç değişikliği de çok sık olur psikiyatrik hastalıklarda. Özellikle depresyonda, obsesif kompulsif bozuklukta. Yani din değiştirme de olur, şey de olur. Bu çok sık bir şeydir. Peki psikiyatrist, çok özür dilerim, o tarz bir travmatik bir durum dinle çatıştırır mı insan? Tabii. Çünkü şöyle yapar, ilgi çek, yani ilgi çekmekten ziyade mesela depresiftir. O şeyi, hissini karşısındaki insanların en değerli gördüğü şeye yönlendirir. Ben mesela bu tarz şeylere sorulara cevap vermem. Yani depresif olduğunu hissettiğim birisi önce bunun psikiyatrik tedavisini alsın. Ondan sonra veya obsesyon yapar. Soruyu sorar. Cevap verirsin. O an ikna olur. Ondan sonra bir dakika sonra, 10 dakika sonra aynı soruyu tekrar sorar. Obsesyon yaptığı için. Burada problem aslında dini problem değil. Yani obsesif olmasından kaynaklanıyor. Tersi de olur. Yani adam dindarlaşabilir. Bunlar duygusal etmenler. Ama ben bunun bilişsel düzeyini konuşacaksak bilişsel düzeyde şöyle olur. Genç bir soru sorar. Sorusuna tatmin edici bir cevap almaz. Bunu saklar cebinde. Çünkü atıyorum İslam'a bir bağlılık düzeyi var. Buradan bir tık alır o. Tekrar başka bir soru, başka bir soru, başka bir soru. Cevaplanamadıkça bu bir şeye dönüşür. İnanç kaybına dönüşür. Hatta bir tık ileride de şöyle olur. Müslümanların tavırlarından da rahatsız olursa. Mesela ben çok gerilirdim bu durumdan. Ya sen işte inanmak istemediğin için inanmıyorsun. İşte ne bileyim işte ilgi çekmeye çalışıyorsun falan dediklerine çok sinirlenirdim. Bu da insana mizoteizm denir. Aslında söylenmemesi gereken, değil mi o? Tabii tabii, din düşmanlığına çevirir. Kendisini ateizmle tanımlayan insanlara söylenmemesi gereken şeyler. Ya niye inanmak, yani sen inanmamaya çalışıyorsun. Niye inanmaya çalışayım dedim ben mesela. Yani niye inanmaya çalışayım? Yani böyle bir yükümlü Hristiyanlığa da inanmaya çalışmıyorum ben yani. Sen ikna edeceksin. Bu tarz şeyler de tavırlar bozulursa da o da bir din düşmanlığa doğru da götürür. Sertleşim. Genelde müşahede ettim o. İnanmamakla düşmanlık tabii ki ayrı şeyler. Tabii ayrı şeyler tamam. Yani. İnanmamaya nereden başlar kısmına tekrar dönersek?
Yani genellikle bu sorulara cevap alamadığı için. Yani kafasına bir soru takılır gencin. Sorar. Düzgün cevap alamaz, tatmin edici cevap alamaz. Der ki herhalde bunun cevabı yok ya da henüz bulamadım. Cebini alır, bir tane daha alır, bir tane daha alır, bir tane daha alır. Sonra der ki ya bu bir şeye benzemiyor, ben hiçbir şeye cevap alamıyorum. Tamam, soruları cevaplamak gerekir. Peki biz Altay Cemberiç'i yeni tanıyor oluşumuz bize çok şey kaybettirdi. Nereden baktığımıza bak. Gerçekten bunu çok samimi bir şekilde konuşalım. Yani çünkü çok şey yapıyorsunuz. Çok fazla gençlerle düet halindesiniz. Fikirsel bir düetiniz var. Ve hep mikrofon sizde. Ve ben tabii ki programın ilerleyen saatlerinde de kendi düşüncelerimi de paylaşacağım. Ben açıkçası çok üzüldüm. Yeni tanıyor oluşum dolayısıyla kendime kızdım açıkçası. Ama siz ne düşünüyorsunuz kendiniz hakkınızda? Ya şöyle, normalde bizim yaptığımız kademe kademe şeyler var. Ben öyle anlatıyorum herkese. Yani kendim yaparken de öyle yapıyorum. Şimdi öncelikle yaptığımız şey benim kitap yazmak. Ben kitap yazarım. Yani ders yaparım. Bu dersleri de böyle herkese açık yapmam. Bunu takip eden bir genç kesim var. Yani ben işte oryantalizm serisi yapıyorum ve oryantalistlerin eserlerini alıyorum. Teker teker bütün kitapları mütalaa ederek, mesela 25 kitap inceledim bu şekilde. Sadece bir seri. İşte antik Yunan serisi yapıyorum. İlyas dersi yapıyorum. Ne bileyim, Platon dersi yapıyorum şu an mesela. Aktif bugün attım videosunu. Ve bu çok diyalekt. Tabii bunu takip eden mesela bir katman gençler var. Bu bizim esas şey yaptığımız şey. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayında da normal. Hani hem muhabbet buradaki gibi muhabbet ediyorum. Gençlerle hasbihal ediyorum. Bunu takip edenler var. Bir de Twitter ve işte Instagram gibi yerlerde böyle şaka, espri vesaire yapıyorum. Bir de onu takip eden bir kesim var. Şöyle, bizimle beraber hemhal olan gençlerin hepsi aynı değil. Katman katman bunlar. Nereyi kaçırdığınıza göre değişir. Yani mesela bence Twitter'da takip etme, çok da bir şey kaybetmezsiniz yani. Hayır, ben şey, mesela sorgulama sürecinin bu kadar net anlatılması ve çok altı doldurularak anlatılması, işte Batı felsefesinden, klasik metinlerden alarak, mesela en son şey de beni çok aslında vurucu, işte Homeros'un metinleri üzerinden, metinlerini şerh edeceğim konusunda bir açıklamanız da olmuştu mesela. İşte bu konularda ya mesela kendinizi tanımadığınız nokta açısından bana göre geç, hani ya da ne güzel oldu tanışmak diyebildiğim nokta, ama birçok gençliği arasında Altay Cemberiç üzerinden cevap buldu. Bu önemli bir şey değil mi? Kıymetli bir şey. Ya normalde ben ilk şey yaptığımda, video çekmeye başladığımda bir şey çekmiyordum. Yani bu gençlerin İslami problemleriyle hiç alakam yok diye. Ben kafamdaki kitapları video yaparak başladım ama çok, gerçekten çok rahatsızlar. Yani abi şuna cevap verebilir misin? Birisi böyle demiş, işte Kur'an tahrif edilmiş diyorlar. Bak işte BBC belgesel yapmış. Kabe Petra'daymış falan atıyorlar bunu. Ben ya bunlar bir şey değil yani. Ondan sonra bir şey çekmeye başladık. Video serisi çekmeye başladık. O bitti zaten. Ben 1,5 sene önce bitirdim onu şeyde. Şu an kitap olarak döküyorum sadece dökümana. Faydası oldu yani. Elhamdülillah. Yani ben böyle hayatı şey, işte geriye bakıp şöyle oldu, ileriye bakıp böyle oldu diye yaşamak çok şey olmuyor. Akışa uygun olmuyor. O yüzden değerlendirmekte zorlanıyorum. Mesela Altay Cemberiç kendisini tanımlarken şöyle tanımlıyor mu bir genç karşısında? İşte ben ateistim. İşte ateistim, sonra Müslüman oldum gibi bir tanımlamayı kendinizi açıklayan bir şey olduğuna inanıyor musunuz? Yani yok, ben bunu hiç kullanmam. Hiç kullanmıyorsunuz. Yani laf arasında geçer. Yani o da geçmiş hayatımı anlattı. Yani ben mesela Konya'da öğrenciyken demem kadar geçer ateistim demem. İlk soru neydi sizin için? İlk soru. Ya ilk sorudan ziyade ben zaten çok şey büyüdüm. Yani böyle dinle hemhal bir şekilde büyümedim. Sonradan aslında bir kısa böyle bir Müslümanlık şeyim oldu. Bir coşkum oldu. Bir gün Ankara'dan Konya'ya otobüste gidiyordum. Böyle kendi kendime tefekkür eden bulutlara falan bakıyordum yani. Dedim ya biz niye namaz kılmıyoruz dedim. Yani Müslümanız niye kılmıyoruz falan diye düşündüm. Otobüsten indim ve şey, ben namaz kılmaya karar verdim dedim bizim arkadaşlarıma. O zaman hiçbir şey bilmiyorum. Avucuma rekat sayılarını yazıyorlar. İşte öğle 4, işte ikindi 4 falan, 4-4-2 falan diye. O şekilde bir namaz kılmaya başladım ama altı çok boş olduğu için tutmadı. Sonra ateist oldum. Altını doldurmak için bir bakayım dediniz. Tabii. Bir bakayım deyince boş olduğu için sorular daha şey geldi. Normal sorular bir şeye benzemiyor. Ondan sonra okumaya başladım İslami şeyleri. O zaman şöyle bir şey. Siz aslında ateizmi biraz daha içeriden araştırma yapmak için... Yok, şöyle normal ateist oldum. Yani namaz kılıyordum, namazı bıraktım. Zaten önceden de şey vardı o tarz.
Ondan sonra ateist oldum. Bir sene öyle yaşadım. Ondan sonra tekrar Müslüman oldum. Tekrar konum attılar. Tekrar rota yeniden hesaplandı. Benim şeyim vardı normalde hocam. Yani ben şöyle bir hayalim vardı. Üniversite birinci sınıftan itibaren bu Batı klasikleriyle beraber şeyi, dünya tarihini ana metinler üzerinden tarayacağım diye. Bunu yaparken de işte İslam 6. yüzyılda. Şöyle yaptım. Dedim ki ben bunu öne alayım. Önde çalışayım. İşte o zaman da kendi kafamda bir şey vermiştim. İşte tefsir, şu kadar tefsir okurum, bu kadar hadis okurum. Din tartışmaları da yapıyorum sürekli zaten. Ben şimdi ağır metinlerin büyük kısmını şeyde okudum. Ateistken okudum zaten. Yani işte iki tane tefsir okudum ben yani ateistken. Ama Müslüman kendi okuyunca... İslam'ı araştırıyorum mantığında. Yani o bir oryantalistin okuduğu gibi. Ne bu İslam neymiş diye. Ateistken okudum yani büyük bir kısmını. Onların bir kısmını da tekrar okudum sonra Müslüman olduktan sonra. Fark? Var. Çok. Mesela ateistken, yani böyle söylemem sürekli rahatsız ediyor mu? Benim açmam problem yok. Yani işte o milattan önceki kısmında, şu kısma geçtikten sonra, yani nehrin bu kısmına geçtikten sonra, oradaki Altay Cemil için kızdığınız... Tabii canım ben. Şimdi şeyler, şey oluyor mesela, video çekiyorum. Keşkelerden bahsetmiyorum. Kızmak. Keşke değil, yok. Ben zaten video çekiyorum. Bu çünkü çok saçma bir akıl yürütme diyorum. Aynı akıl yürütmeyi 15 yıl önce ben yapmışım. Yani tabii şimdi mesela ben... Nietzsche'nin şeyini çekeceğiz. İşte Zerdüşt'ünü mesela video çekeceğim. Ya diyeceğim keşke bunu ben o dönemimde birisi çekseydi ben onu izleseydim. Çünkü komple yanlış anlamışım metni. Yani insan aklı işte gelişiyor yani. Mesela şimdi ben şey gibi geliyor gençlere böyle tahkir ediyormuşum bazen sorularını gibi geliyor ama aynı soruları bizi, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani benim böyle çok kaliteli bir ateizm iddiam yok. Yani bir senede ne kadar bir metni sindirebilirsin? Kaliteli bir ateizm. Evet, tabii kaliteli bir ateizm şey yok. Yani Batı'da var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani daha felsefi olan şeyleri yok yani. Çok. Yani ateizmi felsefi olarak şey yapıyorum. Deizmim var da ateizmi çok yok. Bir şey kaybettiğimizde normalde günlük hayatta oradan oraya şey yapacağım. Buradan linç yeriz diye düşündüm. Öyle mi? Bir kaçış mı? Yok. Yok problem. İlerleyiş. Hani insan böyle bir şeyi kaybettiğinde kaybettiği şey hariç her şeyi bulur. Mesela o arayış içerisinde daha önce kaybettiği şeyleri bulur. Asıl aradığını ya o anda bulur ya da daha sonra bulur. Öyle bir şey oldu mu? Bilmiyorum. Ya mesela sanki sizin yolculukta öyle bir şey olmuş gibi. Yani mesela, sürekli arayış için mi o yola çıktınız? Yoksa biraz böyle artistik patinaj mıydı yani? Yok canım arayış için. Ya o zaman şimdi okumazsın ki. Ya arayış için normalde hakikaten insan bir şey öğrenemiyor. Yani şu anda mesela okuyorum. Okumamın tek gayesi artık daha spesifik. Yani şöyle elinizde bir mermer yığını var. İşte bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Ve bir şekle geldi şu an mesela. Ama bunun işte gözü şöyle güzel olsun. Şunu okuyalım. Burnu böyle güzel olsun diye. Bunun hepsi arayış aslında. Tam hakikati bulabilir miyim? O yüzden arayış olmadan zaten insan çalışma yapamaz. O da konuşmasına dahi sirayet eder. Peki. Soru geliyor. İnsan şüphesinin kazanacağını bile bile neden sorgulamaya devam eder? Şüphesi kazanmaz. Ya bu bizim klasik şeyde metinlerde böyle değil. İnsan iyi sorgularsa yakine ulaşır. Ben burada kadim İslami geleneği gerçekten tercih ediyorum. Gerçekten sorgulamak niyetindeyse değil mi? Tabii. Ben kadim İslami geleneğin şeyini tercih ediyorum burada. Yani seyri sülük mantığı derler ya. Onu yaptıkça daha iyiye gider. Çünkü şöyle oluyor aslında sizin Araf'ta programın ilk girişte söylediğim şey şu. Bir şeyi sorguluyorsunuz ama o artık yani birinci basamakta kaldı. Ben onu hallettim. Sorgulamaya devam ediyorum ama şu an birinci basamaktaki bir şeyi sorgulamıyorum. O katı yaptım ben. İkinci kata çıktım. Birinci basamak benim için yakin oldu. İkinci katı yapıyorum. İkinci katta düşünüyorum, tartışıyorum, araştırıyorum. Bu katı da yaptım. Artık bu kat benim için yakin. Yani hiçbir şey yapmayan birisi daha şüphesiz olmuyor. Sadece işte yıkılmamış oluyor. İşte boş bir çadırın içinde yaşıyor. Onu bir böyle saray zannediyor. Bu böyle emekle yapılıyor biraz. Bazen insanın ruhu da şüphesinin modifiye ettiği bir şeye dönüşüyor ya. Ondan söyledim. Yani şöyle, insan şüphesine dönüşüyor. Açık problemi var ama burada. Yani mesela biz onu onun şüphesinin şeyi gibi görüyoruz. O kendi yakini olarak görüyor. Yani en fazla söyleyebileceğim şey evim bana güzel görünmüyor. Yani sen yakin bir şey kurmuşsun ama bana güzel görünmüyor. Peki, İslam'ı ölümle yok olmayan bir manası olduğu için mi seçtiniz? Bu yani direkt İslam'ı seçmek için bir sebep olmaz. Çünkü niye Hristiyanlık ama, değil? Sanki güçlü bir sebep. Yani niye Hinduizm değil?
Efendim? Niye Hinduizm değil? Yani neden İslam'da Hinduizm değil? Çünkü onun da ölümle yok olmadığını iddia ettiği bir anlamı var. Hristiyanlığın var. Da böyle bir anlam iddiası var. Yahudiliğin de var. Hı. Yani Zeus'a tapanların da var. Bu direkt İslam'ı seçme sebebi. Yani belki şöyle sadece şeyle kıyaslarsak ateizmle veya deizmle belki olabilir ama. Direkt İslam'ı seçmek için bir sebep olmaz. Benim bir kitabım var Peygamberin İspatı diye. Ben onunla Müslüman oldum. Öyle mi? Yani orada yazdım çünkü şeyi. Yani bütün 500 sayfanın üzerinde bir delil sistematiği içinde anlatmaya çalıştım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ateistin bile, çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Ben sizin bütün programlarınızı izledim. Orada çok dikkatimi çekti o söz. Bir ateistin bile düzgün bir anlam kurması için Tanrı tasavvuruna ihtiyacı var diyorsunuz da çok güçlü. O nedenle de şöyle bir soru aklıma geldi. Yani ateistin ateist olması için ne kadar inkar, Müslüman olması için ne kadar iman etmesi gerekir? Şimdi şu iki parçada önce anlam diyeyim. İkinci parça inkar. Evet, zaman kazanalım. Kıskalamayalım diye. Şimdi bu anlam konusu şöyle. Aslında bu ahiret atfını gerektirir. Hı hı. Çünkü anlam hep ileriye dair bir şey. İçin, amaç. Şu ana dair bir şey değil. Hiçbir şeyin amacı bu anda değil. Bizim mesela bu programın amacı da direkt bu anda değil. Bu anda. Yani insanların zihnini açsak yarın insanlar ne konuşacaklar, bu fikir onlara tesir edecek mi vesaire. Hayatın anlamı, bunu Viktor Frankl anlatıyor. İnsanın anlamı arayışı. Senin de kendisi Yahudi bir yazardır. Okuyorum ya. Ben aslında onun... Tabii. Aslında bizim aynı elimizde... Aynı zamanlarda mı okuduk acaba? Gene Gazze konusuna bağlı. Holokost konusunda elimizdeki ilk kaynaklardandır bu. Şey, insanın anlamı arayışı kitabı. 1965'ten sonra bunun bir şeyi oluştu. Sistematik bir para döngüsü oluştu. Ondan sonra çok arttı Holokost anlatıları ve sunileşti. O eser ondan önce olması hasebiyle de kıymetlidir. Tarihi açıdan da kıymetlidir, psikolojik açıdan da çok kıymetli bir eser. Oradaki atfı, şey, yani hiç okumamış olanlar için özetleyeyim. Yani bu Nazi toplama kampında annesi, babası, bütün akrabaları öldürülmüş birisi. Ve şeye benzetiyor işte, o toplama kampını bir dünya gerçekliğine benzetiyor. Toplama kampının dışındaki hayatını unutanlar diye bir atıf yapıyor ahiretle özdeşleştirerek. Ve bunun gerçekten insanların ahlaki gelişimlerini çok olumlu etkilediğini. Yani dışarıda ben bir insandım, sadece toplama kampında değilim. Hissinin toplama kampındaki parçalayıcılık duygusunu çok azalttığından bahsediyor. Çok kıymetli bir eser. Oradan mülhem bir şey benim bu zihnimdeki. Hakikaten de bir anlam oturtmak çok zorlaşıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Buradan çıktım ve... eve giderken öldüm. Yani ahiret telakimi. Bu program ne anlamı var benim için? Buradan çıktım ve öldüm. Ya, olabilir. Yani 4 senelik bir tıp fakültesindeyim ve işte 6 senelik bir 4 senelik tıp fakültedeyim. 2. sınıftayım ve öldüm. Yani fakültede geçirdiğim vaktin hiçbir anlamı yok. Çünkü amacıma ulaşamadım. Ama bir Müslüman kolaylıkla bunu şey yapabilir, atfını. İleriye doğru atfını yapabilir ahiretle. Bir keresinde bir ateist arkadaşla şey yapıyorduk, böyle bir münazara gibi değil de münazara da sayılabilir. Şey dedim, yani şu an öleceğini bilsen, yani bugün öleceğini bilsen programı yapar mıydın dedim. Yok, yapmaz mıydı dedim. Ben yapabilirdim yani. Ben uhrevi bir şey bekliyorum bundan çünkü. Bu anlam ve amaç şeyi dünyanın dışına çıkması gerekiyor insanın varlığı için. İnkar iman, yani iman ne kadar iman? Ne kadar? Bu şimdi şeydir. Nasıl anlatayım? İki kademe şey yapalım bunu. Birincisi dünyevi olan. Yani bizim aslında kitaplarımızın büyük bir kısmı, bu metinleri çok eksik bakarak okuyoruz. Metinlerin büyük bir kısmı şeydir. Dünyada insanların Müslümanlığına karar vermek içindir. Yani şunlar şart, bunu söylemeyen adam mesela şeydir işte, atıyorum şey geçer. Bir adamın dinden çıkmasını sağlayan sözler, sebep olan sözler yani. Bunu söylerse dinden çıkar bir adam. Bunların büyük bir kısmı şeydir. Yani ben sizinle bir işte hukuki ve ahlaki ilişki kuracağım. Sizi Müslüman olarak mı addedeceğim, olmayarak mı? Çünkü bunlar farklı statüler. Büyük bir kısmı bunun için yazılmış şeyler. Yani uhrevi olarak bunun derecesi, yakin mertebesi, o işte hep tartışılabilir konular. Hani inanç, akide esasları tamam okey ama ne kadarı bir adamı tam Müslüman dedirtir? Bunu işte Allah'tır tartışılır. Yani. Peki bu bilim adamları ateizmi bir kartvizit olarak kullanıyor olabilir mi? Şuradan Mülhem söyledim. Hani bilim adamı olmak için bir ateist mi olmak gerekir? Mesela böyle bir algı var ya, mesela bakıyoruz söylediğiniz gibi işte Newton bir dindardı. Mendel hepsi bir dindardı. Papazdı. İşte Darwin ateist değildi bir kere, öyle bir değilim. Algı var. İşte İbn Sina evet tıp ilminin öncüsüydü ama aynı zamanda bir alimdi. Tabii. Buradan Mülhem, bütün bunları düşününce bilimin inançla
kavgasını ilk kim ayırdı? Şöyle, şimdi önce bir konuyu şey yapalım. Biz 19. yüzyıldan sonraki bir zihinle bakıyoruz dünya tarihine. Yani biz 19. yüzyılda tarihe bir format atıldı ve işte bilim din çatışması gibi bir şey 19. yüzyılın öncesinde konuşulan bir konu değil bu. Ve öncesinde ateist bulmak da neredeyse mümkün değildir. Yani bizde ateist filozoflar falan diye böyle bir şey, bunun bir böyle bir piyasası var. İşte buraya gelmek istiyorum. Çok basit bir örnek vereyim. Aristoteles mesela şey yapıyor. Metafiziğinde görüşleri sıralar. Aslında felsefe tarihi kitabıdır o. Bir yere geliyor ve şey diyor. Ya bu zaten diyor, görüşü ciddiye alınacak bir adam değil diye geçiyor. David Ross var, İngilizcesini şey yapan. Dipnot şey yapmış. Diyor, bu diyor ateist olduğu için böyle diyor. Yani ciddiye almıyor görüşünü şeyde. Yani işte mesela Platon ateist miydi? Bir tanrı devleti kuracağım falan diyor mesela Platon devlette. Yani bu, örnek bulamayız yani. Ama 19. yüzyıldan sonra, yani 19. yüzyıla kadarki bütün bilim atılımları şeydir. 19. yüzyıldan sonra bu bir akım oldu. Felsefi bir akım oldu. Ve bugün bunu konuşuyoruz. Bunun tarihi bir gerçekliği yok ama varmış gibi iddia ediliyor yani. Yani şu anda da şey değil, böyle korkunç oranlar değil yani ateist bilim adamları oranı. Mesela bunun deneyleri şeyde yapılıyor. Anglo-Sakson ülkelerde şey yüksek. Bilim adamları arasında ateist olma oranı, işte mesela bireysel ibadete katılımlarla vesaire ölçüyorlar, halktan daha yüksek. Fakat dünyanın diğer bölgelerinde eşit veya daha yüksek. Yani mesela Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla eşit. Yani haftalık ibadete katılma oranı bilim adamlarıyla normal insanlar arasında eşit. Yani bilimi öğrendi dediğinden çıktı. Aslında felsefi olarak da bu çok kolay anlatır. Yani bilimin nesnesi maddedir. Yani bilim maddeyi inceler. Maddesel olmayan hiçbir şeyi inceleyemez. Çünkü niceldir. Yani sayılara dökülebilir şeyleri inceler. İnanç, yani iman böyle bir şey değil. Din telakkisi de böyle bir şey değil. Birbirleriyle ilişkilendikleri noktalar var. Ama birbirlerinin yerini alacak durumda değiller. Felsefe de böyledir. Yani felsefe de sadece maddesel olanla ilgilenmediği için bilim onun yerini dolduramaz. Ya basit bir mantık söyleyeyim. Bilim, işte bilimsel olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Mesela bu bilimsel bir cümle değildir. Nicel değildir çünkü. Deneyini gösteremezsiniz. Bu yani sorgulan, bu arada bu konuda çok kaldık ama çıkacağım ben, farkındayım. Asıl meselemiz tabii ki Gazze meselesine gireceğim ama çok şey konusunda çok isabetli bulduğum bir nokta olduğu için konuşuyorum. Hani çok konuşuluyor. Mutlaka size çok soru geliyor bu konuda. Mesela inanç sorgulamasıyla çok fazla özdeşleştirdiğimiz muhataplar var. Kim onlar? Gençler. Çok fazla mesela. Belki bununla ilgili mutlaka cevabınız olacak ama mesela bu çok sorgulayıp yani insan nereye kadar, düşünceli bir yere kadar gidiyorsun ya, ondan sonrasında nasıl devam ediyorsun? Ben kendim... hangi yola, yaya olarak mı devam ediyorsun yoksa bir vesayet olarak kullanıyorsun? Ya şöyle, şimdi bizim klasik geleneğimizde, yani kelam geleneğinde, şey geleneğinde, hakim İslami gelenekte tarih boyunca olan da şudur. Biz dine girişin akıllı olması gerektiğine inanırız. Yani çok klasik metinde akıl nakle mukaddemdir diye geçer mesela. Akıl nakilden önce gelir. Çünkü akılla dine girebilmen lazım önce. Dine girdikten sonra insan işte duygularıyla vesaire işte veya sezgileriyle hareket edebilir. Ama dine girişin akıllı olması gerekir. Yani akılla bu yolun temin edilmesi gerekir. Çıkmak için. Ya çıkmak çok yani ya bunun için burada sanki böyle bir şey yol gösteriyor değiliz yani. De hani orada mesela oradan nasıl çıkıyor? Yani o düşünce klasik dönem, klasik dönemde ateist diye bir şey yok ya. Yok. Yani dehriler var, çok azlar. Hani şu anda hani bahsettiniz ya, bu ateizm piyasası üzerinden kurgularsak onun tezahüründe oradan çıkışın mesela işte bir insan tabii ki farklı. Yani 1900 işte atıyorum 65'lerdeyiz ve 70 73'teyiz, 75'teyiz. Yani bir insan komünist olması için ne gerekir yani? Yani toplumsal bir yön var buraya doğru gidiş ve kim fikir değiştirir? 50 yaşında insanlar fikir değiştirmez. Gençler fikir değiştirir. Her zaman böyledir yani tarih boyunca. Bugün bu neden yaygını konuşacaksak, bugün bizim aslında ateizm dediğimiz şey ateizm de değildir normalde klasik literatürde. Bunu benim uydurduğum bir tabir sanıyorum. Bu bayağı literatürde olan bir tabir. Yeni ateizm denir. Yeni ateizm. Tabii saldırgan ateizm. Yani dinler yok edilmeli, din kötülüklerin kaynağıdır, buna saldırmalıyız gibi bir mantalite. Bu şeyden sonra, yani 90'lardan sonra popüler oldu dünyada. ABD Soğuk Savaş'ta Rusya'yı şey yapınca düşman ihtiyacı doğdu. Yani bütün Avrupa'yı konsolide etmiş, arkasını almış. Rusya'yla savaşıyoruz biz komünizm tehlikesine karşı. Rusya ortadan kalkınca bu demeç olarak da gösterilebiliyor yani. Tam yeni düşman İslamofobi. O zaman işte biz ona göre
kişiler ünlü ederim. Mesela Dawkins, işte ne bileyim Sam Harris vesaire gibi. Bunlar işte hepsi bestseller yazar. Ve saldırgan bir böyle militan ateizm denir. Militan ateizm dalgası oluştu. Biz şu an onun içinde yaşıyoruz. Yani 70'te. Tabii 70'lerde nasıl bu sol bu şekilde veya sol veya işte atıyorum karşıtı da başka bir görüş diyebilir. Bu şekilde modaydı o dönem. Bu da bu dönem modası. Yani suni bir moda. Çok uzun vadeli olacağını sanmıyorum ben bunu. Peki mahalle baskısı ne kadar etkiliyor? Bireylerin şeyinde mi? Tabii çok etkili. Liselerde özellikle çok etkili. Yani ben ilk o zaman mesela çok video çekmeme sebep olan şeylerden birisi bir çocuğun sorusuydu. Abi dedi ben işte lisedeyim, Müslümanım. Fakat arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. İşte Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyorlar. Ben ses etmesem şey olur mu? Çünkü ses edersem benimle dalga geçerler. Yani bana günah olur mu diye böyle bir soru sormuştu. Benim çok içim ezilmiş çocuğun şeyine. O çok yaygın. Yani liselerde yaygın. Peki ya mesela bu böyle bir yöntem. Yani daha çok buluşuyorsunuz ya. Ne oluyor mesela? Yani bu gençlerle konuşurken aldığınız sorular, verdiğiniz cevaplar karşısındaki gençlerin tavrı ya da mesela ebeveynlerden niye bu kadar işte muhafazakar aileye sahip ama çocuklardaki bu sorgulamanın çok yoğun olduğu dönemler ve hani piyasa dedik ya, burada bir aidiyet bulmak için mi bunu tercih ediyor? Yoksa gerçekten soruları mı yanlış soruyor? Tasnif etmek lazım. Ya işte mesela duygusal olanlar var. Daha işte tatmin edici cevap bulamamış olanlar. Biz bu konuda hala literatür oluşturmuş değiliz. Onu da söyleyeyim yani. Biz şöyle düşünüyoruz. İşte bizde cevaplar var ve bu gençlerin bu cevapları ulaştıramıyoruz sadece. Yok, bizim kafa patlatmamız gerekiyor bayağı. Yani İslam aleminin son 200-250 yıldır ciddi bir problem var. Bu fikri düzlemde de var. Ve bu cevabın tekrar çıkartılması gerekiyor. Müslümanlar bunu ilk defa yaşamıyorlar tarihte. Moğol istilası döneminde de yaşadılar. İlk işte Hristiyanlarla karşılaştıklarında bizim kelam geleneğimiz böyle oluştu mesela. Nasıl oluştu? İşte Müslümanlar, yani tamam hepsi çok büyük insanlar ilk Müslümanlar ama hiçbir eğitim tedrisat görmemiş, büyük bir kısmı okuma yazma bilmeyen bir topluluk mesela. Diyelim ki Şam'ı ele geçirdi. Şam'da kaç yüzyıldır şey var. Hristiyan olan, felsefe okuyan Hristiyanlarla karşılaştılar, tartıştılar. Dediler ki biz bunların şeylerini öğrenelim. Öğrendiler, ona göre bir şey geliştirdiler. Bugün bunu yapacak, tekrar yapacak İslam dünyası. Evet. Bir taraftan bu kendi aramızda böyle hani girdiğimiz mesela işte kanaat önderlerinin efendim tartışmaları var ya, bu polemikler işte mesela bu hadisi inkar etme, hadis-i şerifleri inkar etme modunda olan işte bu birileri falan. Buraya nasıl geliyor mesela olay? Şunu alayım, şunu kabul edeyim diyerek böyle bir İslam anlayışı olabilir mi sizce? İnşa edilebilir mi? Ya bu çok uzun konular aslında. Ben şöyle mesela bunu böyle 40 saatte falan konuşabilirim. Şöyle anlatayım, yani çok kaba taslak anlatayım. Türkiye'de hadis yani anlatsın. Çok özür, şöyle sorayım. Hadisleri inkar etme psikolojisini nasıl açıklıyor? Yani o size o ruh hali. Yani neden bunu neye dayanarak inkar yoluna geçiyor? Şöyle tarihini anlatabilirim. Yani çok çok uzun mesela. Mesela şöyle anlatayım. Yani 1800 yılında diyelim ki Müslüman bir toplulukta yaşıyoruz biz. Ve bir anda Mısır işgal edildi. Yani 1800'lerin ortasına gelmeden Kavala Mehmed Ali Paşa isyanı çıktı. Bir Mısır valisinin oğlu işte Osmanlı ordusunu yendi. Bursa'ya kadar geldi. Mısır valisinin oğlu. Şimdi siz imparatorlukta yaşıyorsunuz. Ne hissedersiniz? Ya biz perişan olduk Müslümanlar. Bu ne hal? İşte Mısır'daki isyanı bastırmak için Rusları yardıma getiriyorsun. Ruslar donanmayla İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a demirliyorlar. Rus askerler İstanbul'da geziyor. Çünkü siz bir valinin isyanını bitiremiyorsunuz. Hissedeceğiniz şey şu, biz çok zayıfladık, çok güçsüzüz. Buna bir çare bulmamız lazım. 1800'lerden sonra bu iki tane akım doğurdu. Aslında ikisi aynı kanaldan başlayarak şey oldu işte. Birisi Kur'an'a sünnete dönelim. Yani onun öncesindeki her şeyi silelim. Kur'an ve sünnete dönelim, bir sıfır reset atalım yani. Çünkü Müslümanlar Kur'an ve sünnete uymadıkları için böyle oldular. İşte geleneği okumaya gerek yok, fıkıh okumaya gerek yok. Bir diğeri de dedi ki biz Kur'an'a dönelim. Ya bu aslında bu şekilde oluştu. Ama şu an günceldeki tartışmaları söz konusu bambaşka bir persek. Bu ateizmle hani çok güzel bir şey kurdunuz ya, hani ateizm piyasası. Ya böyle piyasasının oluşması çok acıtıcı bir şey. Yani bu hadisler hususunda herkesin konuşuyor olması ve böyle bir inkar yolu ve farklı bir temas şeyi kurmaları açıkçası bana şey geliyor ya, bilmiyorum. Teknik ilmi bir mesele, halka indiği zaman böyle olur. Değil mi? Ya bu meseleler halka indiği zaman oralara girmemek lazım diye düşünüyorum.
Yani iki yönlü de şimdi hadis dediğimiz şey normalde şey bizim ilmi genelimizde nasıl? Yani biz bunu alırız, inceleriz, ravi bakarız. Bu hadis şu kadar sayı, bu hadis bu kadar vesaire diye yapılır. Bu teknik bir meseledir. Ama bunu halka anlatırken birisi der ki hiçbirini kabul etmiyorum. Biz de hepsini alalım. Bu böyle değil yani. Bu bir ilim dalı. Yani o yüzden şey nasıl söyleyeyim çok uzun anlatarak altını doldurmam gerekiyor. Tamam. Eğer vakit varsa çok uzatabilirim. Yok hayır programımıza devam ediyoruz. Altay Cem Yedeşli programımıza devam ediyoruz. Şimdi evet o konulara gireceğiz. Ben biraz sizden de çok uzaklaşmak istemiyorum ama asıl uzaklaşmak istemediğim gündem Gazze konusu. Zaten hani bir hep söylüyorum bir Gazze'ci olarak bu programları yapmakta işte böyle sizin gibi güzel konuklar almakta şeref duyuyorum. Şimdi Gazze'ye baktığımızda hani hep konuşulan bir şey var ya işte Müslümanların lale tayin konuları tartışmaktan orada bir varlık oluşturamamaları konusunda hep böyle tartışmalar. İşte Güney Afrika'nın o son çıkışı Lahey'deki işte Netanyahu'nun aslında bir soykırımcı olarak aslında bundan sonra anılacak olması hususunda ciddi adımlar gördük. Bizim aslında işte birazdan bu konuşmalarımızdan da mülhem. Gerçekten nereye odaklanmamız gerekiyor? Yani nereyi kaçırıyoruz ya da nereyi atlıyoruz ya da nerenin körü olmak istiyoruz? İnsan bile bile de kör olmayı istiyor ya bazen. Yani şöyle Gazze'deki durum aslında biraz şey. Bizim buradan çok anlayabileceğimiz bir husus değil. Ben bunu çok söylüyorum. Yani Müslümanlar şeyi çok seviyorlar Türkiye'de. Yani kendilerini hırpalamayı çok seviyorlar. Bana kalırsa Türkiye'deki bir Müslümanın Gazze'deki birisi gibi olmayı beklemesi absürt. Yani normal değil. Çünkü Gazze'deki nüfusun mesela 1/4 şeydir. Mültecidir. Yani Filistin 48'de işgal edildiğinde bunların büyük bir kısmı mülteci oldu Filistinlilerin ve Gazze'ye yerleşti. 240 bine yakın kişi. 1/4 yakın nüfus ediyor. Ve bu insan mesela düşünün babası, dedesi zaten İsrail zulmünden kaçmış, Gazze'ye yerleşmiş. Orada bir çare büyümüş. Sürekli ölümle iç içe. O insanın psikolojisiyle buradaki insan psikolojisinin aynı olması beklenmez. Bu şey olur. Kendimize zulmetmek olur. Burada başka problemlerin olması da çok anormal değil. Ama bizim yapmamız gereken şey yani oradaki insanların yardım sesini duyurmak. İşte yardım etmek yani gücümüz yettiğince. Ve bunu bir şeye de çevirmemek yani. Nasıl diyeyim? Bizde çok oluyor. Bir böyle patolojik bir hastalıkmış gibi değil. Bayağı makul. Biz şu an şurada devreye girmeliyiz ve yardım etmeliyiz. Çünkü duygu yorgunluğu oluşuyor bir yerden sonra Türkiye'deki insanlarda da. Yani 3 ay boyunca bir insan bir şeye duygulanamaz. Allah böyle yaratmamış. Bu Alanya en iyi nimetlerinden birisi. Çünkü unutuyorsun, alışıyorsun acaba. Baban ölüyor, 3 ay üzülmüyorsun babanın ölümüne. Bir yerden sonra alışıyorsun babanın ölmesine. Bu duygu yorgunluğu oluşuyor çünkü. O yüzden nokta atışı işler daha faydalı oluyor bence Gazze için. Evet. Şey oldum şöyle. Yani galiba o çok içselleştirmekten beri olamıyoruz. Yani bilmiyorum. Belki buradaki duygusal duruşlarım da benim mesela şey, o diğer gamlık, o hissetme hani ilk söylendiğinde 7 Ekim saldırısı olduğunda sanki bu soykırımın öncesi yokmuş gibi, 75 yıldır süren bir vahşet değilmiş gibi tamamıyla 7 Ekim çuvalına indirgemek de çok bana acı ve acımasız, yani büyük bir haksızlık. Ya mesela orası tam aksiyon alınması gereken bir araydı. Ben o şeye çok dikkat ediyorum. 7 Ekim'le 18 Ekim'de yanılmıyorsam hastane bombalanmıştı. Hastane bombalanana kadar ki arada sanki işte sadece 7 Ekim var, bunun hiçbir tarihi yok ve tek bir saldırı olmuş. Bütün dünya bu saldırıyla Gazze Filistin olayını duymuş gibi davrandılar. O aralar aksiyon almak çok çok kıymetliydi bence. Biz mesela işi gücü bıraktık, kitap okumayı bıraktık, şey yapmayı sadece tweet attık yani. Haber yalanladım ben, sadece haber yalanladım yani işte. Atıyorum Alman turist haberi çıkıyor. İşte bu yalan. Çünkü şundan dolayı, bundan dolayı diye. Aksiyon almanın kıymetli olduğu zamanlardı. Yani şu anda o duygusal yorgunluğa mı dönüştü artık o süreç insanlarda? Yani duygusal yorgunluğa dönüştü demek şey olmaz. Yani çok haddim olmaz ama normal. Yani insanların tepkilerinin artık pik yapıp inmesi, pik yapıp inmesi bu işlevseldir de. Yani atıyorum şimdi İsrail'de insanlar yatıp kalkıp şey yapmıyordur muhtemelen. İşinde gücünde olmak gerekir bazen.
Yani işinde gücünde olacaksın ki güçlü olasın. O zaman geldiğinde yardım edebilirsin. Yani mesela atıyorum Lahey'de bir divan yapılacaksa, bunun önünde sen bir eylem yapacaksan, divan o anla yapman onu kıymetli. İki gün öncesinde yapman kıymetli. Bütün o arayı duygu yorgunluğu oluşturacak şekilde kullanırsan o arada da yapamıyorsun. Yani o anda insanların enerjisi kalmıyor. İşte biz kaç aydır uğraşıyoruz ya da söylenmeye başlamışsa, kaç aydır uğraşıyoruz, hiçbir şey olmuyor kardeşim. Şu an bu arada reklam arasına gidiyoruz ama hani burada hani bir bu sosyal medyadaki konsolidasyonlar, orada işte organize olma konusunda çok önemli adımlar attınız. Bu son dünya gündemine giren bir hashtag üzerinden de göreceğim ama bir ara var. Sizi kurtarıyorum. Evet. Aradan sonra Altay Cem Meriç'le programımıza devam edeceğiz. Efendim, ilk yarımızı bitirdik. Evet, gençler de sizi bayağı seviyorlar. Sizin takip eden gençler çok zeki. Genel olarak öyle. Yani daha doğrusu şöyle çok... mesela biz bir İTÜ'de konferans verdim ben mesela. 450 kişi geldi, 500'e yakın kişi geldi ve saati çok biçimsizdi ama ayakta dinlediler. Yani bu biraz daha eğitimli kesimde daha çok takip ediliyor genelde. Biraz o benim üslubumdan da kaynaklanıyor. Bence şeye inmiyor. Akademik bir dil kullanmıyor. Şeyde normalde kapalı, yani kendi yaptığım dersleri de biraz şey yüksekte tutuyorum. Benim normalde bizim eğitim mantığında, yani şöyle düşünüyorum ben. Bir insanın seviyesini, hani inmek falan derler ya işte, sanki yukarıdaymışsın gibi. Mesela kelime seçimi, hocam diyor işte teknik tabir kullanma. Yok abi ben bunu kullanacağım, sen öğreneceksin. Öğrenmek için zorlanacaksın ve yukarı çıkacaksın. Bunu şey yaptığım için böyle basitleştirmem çok fazla. Yani kelime varsa bir kere açıklanır, devam edilir. O yüzden belli bir şey eleniyor. Belli bir kısım eleniyor, seleksiyonu oluyor. O yüzden genelde şeydir, ben de beğeniyorum yani şeyi. IQ ortalamalarını hoşnutum yani. Tamam, şu anda hocamız hoşnut. Şimdi en son bu Gazze soykırımındaki sosyal medyadaki bu konsolide etme gücünüzden bahsettik. Bu arada selam söylüyorum. Çok arkadaşlarımıza söylüyorlar. Filistin İnisiyatifi hareketine de buradan çok selam olsun. Çünkü inanılmaz bir şey oldu. O boşluk değil de o gençleri toparlama ve onları konsolide etme konusunda çok iyi bir şeydi. Siz de oradasınız. Filistin İnisiyatifindesiniz. Şu an değilim. Öylesiniz. Tamam. Bu hashtag 5 milyon ilk defa bir rekor kırıldı. Ve bunu gençlere ulaştırma konusunda çok ciddi bir çaba sarf ettiniz. Şimdi hani sosyal medyayı çok böyle, hani insan mı sosyal medyayı kullanıyor, sosyal medya mı insanı kullanıyor gibi böyle çok tartışmalar varken, bu arada hani ya tweet atarak mı şunu yapacaksınız diye bunu küçümseyen, bunu tahkir eden bir kesim de var. Şimdi burada bu algoritmayı da konuşmak. Nasıl bir etki gücüyle siz reaksiyon aldınız? Ya normalde bizim bu belki 6. tek çalışmasıydı. Yani ilk yaptıkları, yani tam hepsinde hedef şeydi, dünya gündemine konuyu sokmak ve insanların görmesini sağlamak. Allah şükür yani bir şey oluyor. Oldukça daha fazla katılım oluyor. Yani bu oluyor, yapılabiliyor. İşte her biri daha büyük oluyor diğerinden. Sonuncusu da bayağı bizim de umduğumuzun çok üzerinde etkili oldu sanıyorum. Yani 5 milyon benim Twitter'da gördüğüm en yüksek hashtag'ti. Ben daha önce daha yüksek görmedim. 3,5 milyon görmüştüm. 5 milyon şey gibi geliyor insanlara, olabilir falan. Hiç öyle bir sayı değil. Normalde mesela biz açarken 1 milyon olsa mükemmel yani, herkes görüyor. Ama Allah'a şükür yani herkes katıldı Türkiye'de. Çok hoş bir şey oldu bence. Bir de insanlarda şey de oluyor. O an lazım olan hisler de uyanıyor. Tavsiyelerle. Hoş oldu ya. Yani böyle çok büyük bir devamlılığı olması hususunda aslında. Tabii ya, yani onun etkisi oluyor çünkü. Yani sizin o an yaptığınız işin ertesi gün işte Batı medyasında etkisi oluyor, ne bileyim söylemlerde etkisi oluyor. Mesela tagi yapıyorsun, ertesi gün Sisi açıklama yapıyor. Ya biz açarız da şöyle falan diye. Yapmak zorunda kalıyor. Birkaç kere Elon Musk'a yaptık. O zaman Twitter'a tabii şey yapacaktı. Twitter'a sansür yapacaktı ve haber akışını sadece Twitter'dan aldığımız için, çünkü Meta daha çok
sansür yapıyor. Meta'da attığınız anda direkt hesabı kapatıyorlar, yani şey yapıyorlar. Bize Twitter'dan haber akışı kesilmesin diye Elon Musk'la ilgili iki kere yaptık. Hatta ikincisinde bu şey rest çektiğinde bayağı bizim tag'den etkilenmiş gibi cümle aralarında onu hissetmiştik. Ya bu tarz böyle daha spesifik nokta atışı tesis olabilecek şeylerde genellikle yapmaya çalışıyoruz. Faydası aslında oluyor. Boykotun daha da sosyal anlamda işlevsel hale gelmesi için de bir sürükleyici bir şey oldu değil mi sosyal medya? Tabii yani insan hisleri diriliyor çünkü. Yani çünkü 5 milyonu yapılan bir tek Türkiye'deki herkes görüyor demektir. Yani Türkiye'nin normalde Twitter hacmi belli. Ve 5 milyon bunun çok üzerinde. Herkes görüyor ve tabii o hissi tekrar sönmüş olan insanlara tekrar diriliyor. O şeyle. Bunun boykota da faydası oluyor. Gazze ile ilgili diğer araştırmalara, haberlere, haber akışına hepsine faydası oluyor yapıldığı zaman. Aslında bir böyle enerji vermiş gibi oluyorsun. Metamfetamin basmış gibi oluyorsun. Hem öyle hem de Gazze meselesinde mesela herkesin çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Daha çok sosyolojik boyutuyla da herkes şu anda konuşuyor. İşte reaksiyon ya da aksiyon alma özür dilerim konusunda yani boykotun kalıcılığı çok hani konuşuluyor. Şimdi diğer yıllarda da mesela işte soykırım, işte vahşet ilk defa dediğim gibi 7 Ekim'de olmadı ama öncesinde de çok işlevsiz kalmasının sebebi galiba bu askeri işte işgaller bittikten sonra insanların bunu unutmasıydı. Şimdi daha kalıcı bir süreç galiba görüyoruz. Ya bence bu daha çok... da kalıcılaşması için mesela ne yapılabilir? Bence unutmak değil bunun sebebi. Çünkü Türkiye'de şey vardı. Yani 7 Ekim'den önce de mesela bir zihin vardı ve onlar almıyordu bu ürünleri. Yani insanlar almıyorlardı. Şöyle bir şey vardı ama ben çocukken hatırlıyorum. Yani boykot ürünü işte ne işte şahıs aldı, Coca-Cola alıyor, döküyor. Markası bile. Ya markayı alıyor, döküyor. Bu bir karikatürdü. Yani boykot eden adam işte biraz zeka seviyesi düşüktür. Kendisi de satın almasına rağmen onu döker gibi böyle bir karikatürleştirmesi vardı medya üzerinden. Şimdi sosyal medya olunca boykotun bu kadar basit ve hafif bir iş olmadığı gösterilebilir oldu. Çünkü ilk dönemde şey yapıldı. Trendyol'la ilgili bir yapıldı. Trendyol tekrar geri adım 10 milyon dolar bağışladı Gazze'ye. İnsanlar şunu gördü. Aslında bir yaptırım var. Süreci. Evet. Tabii etkisi var. Şimdi medya karikatürize edemedi bunu. Bu etkisiz bir şey, önemsiz bir şey. Aslında etkili olduklarını gördükleri için direnç kırmaya çalıştılar. Tabii tabii. Diyebiliriz. Direnç kırma çok yapılıyor. Yani mesela atıyorum hissesi düşüyor. İşte şirketin haftalık hissesine bakıyor. Diyor ki diyor şirket yükselmiş diyor. Bunlar diyor herhalde alıp döküyorlar o şeyi içeceği falan. Ne alakası haftalık hisseyle şey mi belli olur yani boykot? Kaç ay sonra etki edecek, o hisseye kaç ay sonra yansıyacak, hisse balon olabilir. Bunu şey yapıyor, boykot kırmak için yapıyor yani. Ama bunun çok etkili oldu artık görüldü. Yani Türkiye'de insanlar kanıksadılar bunu 3-4 ayda. Ve bu daha da yerleşik bir şekilde devam eder. Çünkü öncesinde çok karikatürize ediyordu medya. Ya bunlar işte düşük zekalı insanlar alıyorlar, döküyorlar. Onunla da kar ettiriyorlar ama anlamıyorlar boykot ettikleri şey. Yani o kadar komik adamlar bunlar uğraşır falan. Bu tam boykot kırma şeyi. Eskiden böyle olduğu için medya çok etkili olduğu için. Şimdi sosyal medya daha etkili ve insanlar direkt görebiliyorlar sonucunu. Bu arada hani daha da hani kalıcı olması hususunda konuşursak hani etkili olduğunu da görüyoruz ama galiba gençlerin bazı soruları var değil mi bu konuda? Mesela çok soru alıyor musunuz bu boykot konusunda siz? Yok. Ya ben böyle normalde aktivist bir insan değilim. Hiç böyle şeyim yoktur. Gazze ile vicdani bir bağım var. O da küçüklükten bu şey vardı. Şehit edilen Muhammed Turra vardı. Onun videosunu yani küçükken 2004'te anımsıyorum. Babam izlerken ağlamıştı. Yani o oradan kazındı benim kafama. Oradan kalma bir duygusal bağım var. Ben normalde gündeme ve güncele çok böyle teşne birisi değilim. O yüzden böyle çok soru alma vesaire yok. Ben kendim böyle vicdanen bir şey hissediyorum. Aksiyon almam gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman konuya müdahil olurum. Yoksa bunu da işte o yüzden insanlara şeyde hani duygu yorgunluğu oluşturmayın kendinize. Aksiyon almanız gerektiği anda o pozisyon almanız yeterli. Çünkü gün içinde bana şey soruyor. Gazze için ne yapabilirim hocam? Diyor. Yani işini yap. İyi çalış yani. İşini yap. Kitap oku bilmem ne yap. Sen geliş. Türkiye güçlü olsun mesela. O zaman alabileceği aksiyon sayısı artar. Bunun için senin işini yapıyor olman lazım. Ben öyle bakıyorum hayata. Gazze konusundaki şeyim de biraz bundan kaynaklanıyor. Yani yoksa sosyal hayatta çok aktivist, işte gündemi takip eder, işte şurada bir şey var gibi bir insan değilim yani mizacım. Peki dünyaya mesela baktığımızda genelde gelen konuklarımızla konuşurken sorduğum sorulardan bir tanesi. Artık herkes böyle
mesela çok sık görüyoruz işte Batı uyandı, Batı uyanıyor. Bu yürüyüşler aslında işte tamamıyla o bütün bir yönetim ya da işte bu organizasyonlar, yürüyüşler bu insanların işte aksiyon verme kabiliyeti, refleks koyma gücü işte tamamıyla artık değişti, kodlar değişti falan filan böyle çok konuşuluyor. Öyle görüyor musunuz gerçekten? Yok. Yeni bir uyanışın hani mesela işte. Ya uyanış şöyle, şu şimdi Batı'da eylem görüyoruz ve evet yani hoş bir tepki var. Batı halklarında özellikle. Bunların içinde oradaki Müslüman sayısının da artmış olmasının çok etkisi var. Yani o insanların bir kısmı Müslüman, bir kısmı Müslümanın arkadaşı. Bir şey var yani eskiye göre daha olumlu bir tablo var. Bu açık. Ama bundan çok büyük bir yere çıkılabilir mi? Yani onunla ilgili şüphelerim var benim. Yani çok büyük bir anlam atfedilemeyebilir. Biz bir de olumlu örneği seçtiğimiz için sürekli, yani olumlu örneklere baktığımız için olumsuzu görmüyoruz. Mesela Türkiye'ye baktığın zaman sürekli olumsuz örnekleri topluyorsun. Çünkü işte bu savundu, bu Gazze'deki çocuk ölsün dedi mesela. O örneği alıyoruz. Bunlar absürt şeyler olduğu için ilgimizi çekiyor. Batı'da da hep iyileri topluyoruz. Çünkü ilgimizi o çekiyor. Çünkü ben mesela Batı'da şey sağ sayfalar var. Bunları takip ediyorum. Bunlar yani Gazze aleyhine yazıyorlar, çiziyorlar. Çok fazla retweet alıyorlar ama biz olumlu olanı seçiyoruz Batı hakkında. Çünkü genel yargımız olumsuz olduğu için olumluları topluyoruz. O bir algıda şey yapıyor. Bir yanılsama yaratıyor bence. Peki bu sürecin mesela bir Altay Cemiliç doktrinleri. Kolay yetişmiyor. Doktrinleri. Kolay yetişmiyor efendim. Burada mesela bu sürecin nereye evrileceği konusunda bir tahmininiz var mı? Ben ilk günden beri yaklaşık aynı şeyi düşünüyorum yani. Bir de biz de sosyal medya şeyinde böyle yuvarlak konuşamıyorsunuz. Yani kanaatinizi ifade ediyorsunuz ve ya hatalı çıkarsa linçleniyorsunuz. Dalga geçiyorlar vesaire. İlk günden beri düşündüğüm şey şu. Bu psikolojik olarak çok zarar verdi şeye. Yani İsrail'in mantalitesine çok zarar verdi. Çünkü dokunulmaz bir İsrail algısı vardı. Hatta ilk gün yazılan yazılarda da bunu çok görüyorsunuz. İşte Netanyahu sıkışık durumdaydı. Kendini kurtarmak için bunu organize etti ve kendini kurtarıyor. Mesela çok yaygındı ve ben bütün televizyon kanallarında gördüm yaklaşık bunu. Bu o kadar hatalı bir tahlil ki İsrail açısından bakıldığında. Çünkü İsrail için birinci şey güvenliktir. Yani oradaki halkın kendini güvende hissetmesidir. Ben Altay Cemileş, beni Türkiye topraklarına bağlayan şey nedir? Ben burada doğdum. Buradan bir yere gittiğim zaman böyle kabından ayrılmış bitki gibi oluyorum. Ama bir İsrail vatandaşının hissi bu değil. O önce Almanya'daydı. Alman vatandaşı İsrail'e geldi. Çünkü İsrail ona işte daha refah bir devlet öngördü. Güvenlikliyiz dedi. İşte o yüzden Gazze şeridinin dışındaki duvarda hemen yanında festival yapıyor. Çünkü burası çok güvenli. Bak Gazze'nin dibinde bile güvenli. Hissi veriyor. Bu güvenlik hissini deldi. Bu psikolojik olarak çok büyük bir kayıp İsrail açısından. Yani kadri mutlak İsrail anlayışı diyorduk biz. Kadri mutlak Mossad her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. Her şeye gücü yeter. Bu algıyı yıktılar. Bu çok büyük bir psikolojik kazanımdı. Bunu ilk gün yazdım. Askeri olarak ne olacağını göreceğiz dedik. Hatta kara harekatı başlamadan önce de zor görünüyor. Çünkü şey... Ki ilerleyemediler zaten. Yani iler şu an içerideler ama... O zaman bir bayağı bir... Tahammül edebileceklerini sanmıyorum ben. Gibi bir tartışma. Askeri uzman falan değilim ama tahammül edebilecek. İlk günden beri de aynı şeyi düşünüyorum. Oradaki askeri kaybı tahammül edebileceklerini sanmıyorum. Çünkü kamuoyu buna alışkın değil. Yani İsrail kamuoyu buna alışkın değil. Altay Cemileş bu toprağa ait. Aslında hocam Yahudilerin Orta Çağ'daki tane... Bu biraz tarih bilmekle alakalı. Tabii. Orta Çağ'dan itibaren böyle yani bu dağılmış bir topluluk. Ve mesela İngiltere'de bir Yahudisiniz. Toprakla bağınız nedir? Toprakla hiçbir bağınız yok. Toprak almanız zaten yasak. Doğal olarak ticaret yapıyorlar. İngiltere'de problem yaşadınız ne yaparsınız? Fransa'ya gidersiniz. Fransa'da da var. Fransa'da yaşarsınız. Yani o toprakla aidiyet hissi çok güçlü olmuyor. Alternatif olduğu zaman. Ama ben işte bütün soyum burada. Yani o zaman ben buraya aidiyet hissediyorum. Burası olmasa ben olmam diye düşünüyorum. Aslında o Siyonizm ve Yahudiler Filistinlerden kendileri gibi hareket etmelerini bekliyorlar. Tabii. O yüzden Gazze'li işte ne diyor? İşte gidin buradan diyor. Ne yapacağım? Ben burada ölürüm diyor yani. Yıkık binanın içinde işte bir yatağın üzerinde oturup televizyon izliyor. Ya oraya ait hissediyor. Oradan gittiği zaman yok çünkü. Bir de hepsi zaten mülteci. Yani o Filistin'den gelmiş Gazze'ye daha kötü duruma düşmüş. Gazze'den gitse Mısır'a orada kendi vatanı olmayan bir yerde yaşayacak. Bu mefhum önemlidir şeyde, tarihin dinamiklerinde. Böyle topluluklar diğer topluluklara yenerler. İbn Haldun çok güzel anlatır. Tabii. Yani bir yerde şehirleşme, refah arttıkça tamam ince zevkler artar. Edebiyat, sanat vesaire artar. Felsefe artar. Ama bedavet azalır. Bedavet de, yani bu bedevi kötü anlamda kullanmıyorum.
İbn Haldun da öyle kötü anlamda kullanmıyor. O medeniyet kurucu his kaybolur. Saflık, o direnç. Hmm. Bunlar bedavet özellikleridir. Yani ben o yüzden diyorum Türkiye'deki bir insanın Gazze'deki gibi olmayı beklemesi tarihin akışına uygun değil. Çünkü sen o his, o şeyde yaşamıyorsun. Yani senin için birisinin ölmesi çok büyük bir olay. Gazze'deki birisi için öyle değil. Yani 4 yaşında bir çocuk mu görmüştüm ben videoda? İşte bir şey olmuş yani yaralanmış, ağır bir şey değildi. Ölür müyüm diye soruyor. Yani mesela benim kızım ölüm bilmiyor 4 yaşında. Ya ölüm kelimesinin bir mefhum karşılığı yok. Yani bir yeri kanadığı zaman ölür müyüm ben diye sormuyor. Bu çocuk böyle büyüyor. Bu aynı his değil. Bunlar aynı insan olmazlar büyüdüklerinde. Hı hı. Sen ben şey görüyorum. Büyük ihtimalle bir iki devletli çözüm olacak kanaatindeyim. Bir şeyde sınırları dedikleri. Ya onun şeyini bilemiyorum. Tam nasıl çözerler ama bu şeyle çözülmeyecek. İsrail'in istediği gibi çözülmeyecek. Hı-hı. Görüntü öyle yani. Peki sen İsrail askerlerinin işte o oluşumların yani bir tıpçıya böyle söylüyorum ama hani, o organizmaların hani sen baktığın zaman niye mesela şöyle bir zaten bir savaş olmadığını biliyoruz. Burada bir soykırım var. İşte vahşet var ama mesela anormal mesela psikiyatrik yorumlar belki yorumlarınız olabilir ama mesela işte oradaki Filistinli çocukların bisikletlerini çalıp onlarla işte daha çok acıtmak için alay eden işte görüntüler görüyoruz mesela. Bunlar insan değiller algısı var yani. İnsan olduklarını düşünmüyorum ki onu söyleyeyim de. Mesela niye bu acıtma hangi motivasyonla sizce bunu yapıyorlar? Yani şöyle en kökene inecek olursak normalde biz şey değiliz yani seçilmiş ırk anlayışı var. Yani biz onlara hizmet etmek için yeryüzünde yürüyen canlılarız. Hı hı. Yani mesela cennete girebiliriz Yahudiler ama bir Yahudi gibi değil. Bunun temeli var. Yani bu hı hı. temel var. Ve şu da var. Ben insanlar üzerinden şey yapmayı çok sevmiyorum. Mantalite üzerinden okuduğumuz zaman insanları biçimlendiren şey o çünkü. Şimdi İsrail Devleti şunun üzerinde kurulmuş bir devlet. Yani bir Holokost anlatısı ve biz şöyle öldürdüler böyle kestiler anlatısı üzerine kurulmuş. Ve bunun sürekli pompalanarak aslında insanların da biraz zihninin bozulduğu bir şey. Hı. Yapı yani devlet yapısı öyle. Mesela ABD'de bile böyle çok ilginç şeyler var. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı anket yapıyorlar liselerde. Amerikan hı hı. Bağımsızlık Savaşı'nı insanların bilme oranı Amerika'da Holokost'tan daha az. Holokost'u daha iyi tanıyorlar Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan. Bu çünkü bir artık şeye, sektöre dönüştü şeyde. İsrail üzerinde de böyle. Bir bunun etkisi var. Yani ona hak sahibi olduğunu düşünüyor. Mesela şeyde Franklin kitabını okuduysanız orada şeyden bahsediyor. Hı hı. Toplama kampından çıkan bir arkadaşının çimlere bastığından ya basma niye böyle yapıyorsun dediğinde benim başıma neler geldi senin haberin yok mu? İşte bir çime basmışım çok mu? Çoğu bu psikolojide. Yani hı hı. Bize her şey yapıldı ve biz her şeyi yapabiliriz. Yani bu psikolojide çok yaygın. Bir de tabii ultra ortodoks öğretiyle genellikle büyütüldükleri için İşte mesela çocukların videoları düşüyor ya, öldüreceğiz hepsini, yok edeceğiz. Bu şeyde özellikle ana metinlerinde, Tevrat'ta da, Talmud'da da hı-hı. çok yaygın bir vurgu. Sonuçta bunun o zaman motivasyonları bu, tahrif edilmiş. Yani mesela Tevrat'ta. Şey Netanyahu, Ameleklerin kehanetini hatırladı, yok ediyorlar. Yani soykırım şeyi o. Hı-hı. Çocuklarını öldürün falan diye geçiyor metinlerinde. Yani öldürmek için mi tahrif ediyorlar? Evet. O kadar güçlü değiller tahrif ettiklerinde. Ama bunun bilincindeler tabii ki bu, yani tahrif edilmiş. Değiller. Yani şöyle bu Tevrat konusu çok başka bir şeye gider. O da uzun, o tarihi çok uzun bir yere gider. Yani Tevrat'ın ana metni nasıldı, nasıl tahrif edildi ya da şu an elimizdeki Tevrat da tahrif edilmemiş neler var. Bu çok 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 uzun bir mesele. Konuşulur ama bir program olur yani bu kadar bir program olur. Konuyu çok bulandırabiliriz. Ama bu şey var yani o metne direkt atıf yapıyor Netanyahu mesela. Amelekler onların şeyinde işte geldiklerinde tekrar orada buldukları Arap kavim, Sami ırkına mensup kavim ve onları yok ettiklerini, çoluk çocuk, kadın demeden hepsini yok ettiklerini. Netanyahu buna açıkça atıf yaptı kara harekatı başlamadan önce. Aslında biraz zihniyeti askere pompaladığı şeyi de anlamak lazım. Netanyahu dindar bir adam da değil, değil mi? Yani bir dindar adam derken... Yani şöyle Siyonizm normalde varlık. Direkt dindar addedilmez. Yani... Hı. Atıyorum işte mesela şeyin Theodor Herzl'in yani agnostik olduğu söylenir. Teolojik motivasyonlarla hareket edecek bir şeyi de yok, prototipi de yok yani. Biz şöyle düşünüyoruz. Yani bir Türk mantığıyla baktığımız zaman işte adam dindar değilse niye Kur'an'a atıf yapsın? Onlar öyle bakmıyorlar. Yani bir ateist Yahudi de
Tevrat'a kültürel bir metin olarak saygı duyar. Yani çok sert ateist olsa bile öyle. Mesela Freud atıyorum ateisttir ama genellikle Tevrat atıfları mesela akşam okur. İşte anılarında bir vesaire geçer. Bir tane Musa ve Tek Tanrıcılık kitabı var. Ona atıf yaparak söylemiyorum şimdi okumuş olanlar şey yapmasınlar. Anılarında gördüğün şey Tevrat'a saygı duyar. Onu bir bağlayıcı unsur, bir milletleştirici unsur olarak görür. Siyonizm milliyetçi bir harekettir ve o unsur olarak gene Tevrat'ı görürler. Yani Yahudiler arasında Tevrat'a saygı duyma konusunda bir ihtilaf çok az. Dini bir atıf da olabilir. Bu milli bir atıf da olabilir. Gene de Tevrat'tan yapılır ikisi de. Yani ultra dinler olması gerekmez Tevrat'a atıf yapmak için. Yani bundan sonraki süreci de oradan yani yer geldikçe retorikte kullanacaktır. Yani o soykırıma karar vermiş, o ayeti seçmiş. Yani o şeyi seçmiş, Amalekler pasajını seçmiş. Yani lazım olmasa başka bir şey de seçerdi. Gidiyor ama mu Netanyahu? Netanyahu mu? Yani bence durdu, ateşkes olduğu anda gider. Tabii, o yüzden biraz durmuyor. Şu anda İsrail'de bayağı bir o siyasi şeyler değişiyor. Tabii. Farkındaysanız. Yani bence ateşkes olduğu anda gider. Türkiye'deki ya çok ilginç geliyor bana. Mesela bir soru ben. Bir televizyon programında çıkıyor diyor ki mesela Netanyahu kendini kurtarmak için bu 7 Ekim'i organize etti diyor ve geçiyor siyaset uzmanı. Bu nasıl oluyor? Çok enteresan gerçekten ya. Bir de şöyle bir şey var işte. Ya ben tıp doktoruyum, siyasetle işim yok. Ben bile mesela ilk gün atıyorum diyorum ki bu Netanyahu'nun işi olur mu ya? Bu gerçekten çok... yok mu? Yok, çok yok. Mesela anlamlandıramadığınız siyasi olayları mesela o zaman altyapısını mesela felsefesini hani öyle söyleyelim mesela. Ya ben siyaset felsefesi okurum ama gündelik siyaset takip etmem. Yani işte Netanyahu bugün ne demiş, işte Herzog yarın ne diyecek bunu takip etmiyorum. Türkiye siyasetinde. Onu da çok aktif takip etmem ya. Genelde şey yapıyor çünkü insanın algısını bozuyor siyaseti sıcak takip etmek. Bence uzak takip eden daha iyi anlıyor. Şey gibi yani tablo bakmak gibi çok yaklaşınca her şey bulanık görünüyor. Uzak takip etmek daha iyi. Ya uzaktan tabii mecburen yani görüyorsun. Peki bir kavga var değil mi? Ne? Sizin kavganız ne? Altay Cemil için kavgası. Neyle kavga ediyor? Ya ben şöyle düşünüyorum. Genel temel motivasyonu söyleyeceksek. Yani biz, ben kendim Türk ve Müslümanım. Yani Türkmenim köken olarak da. Ve bize ana kavgam sözü ben kültür tarihi çalışırım. Ve haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bunun düzeltilmesi gerekli benim ilk çalışmam. Yani atıyorum şöyle anlatılır. Klasik bir örnek vereyim. Yakın zamanda ders yaptığım kitaplar olsun. Mesela Montesquieu, işte İbn Haldun Montesquieu'yu önceler. Bu yüzden kıymetli birisidir. Montesquieu'dan önce Montesquieu'nun anlatacağı şeyleri İbn Haldun anlatmıştır. Bu mesela çok yaygın bir söylem siyaset şeyinde. Ben ikisini de çalıştım. Yani iki metninde çalıştım. Ve biliyorum ki İbn Haldun'un talebesi olamaz Montesquieu. 400 yıl sonra gelmesine rağmen. Bu mesela direkt art niyetle yazılmış bir şey. Biz yenildiğimiz için böyle. Yani biz siyaseten veya işte askeri olarak yenik durumda olduğumuz için zulmediliyor. Yani bir haksızlık var. Bu haksızlıkla benim derdim var. Yani ben ana motivasyonum budur. Kitap okurken, ders çalışırken mesela İslam mantıklı bir şeydir. Güzel bir şeydir abi. Benim atam dedem de güzel bir şeye inandı. Siz bunu böyle yeni birkaç şeyle süslemeye çalışıyorsunuz da ben anlatırım bunu. Bugünün diliyle de anlatırım. Gibi bir şeyim var, motivasyonum var. Ana motivasyonum budur yani. Peki sosyal medyada çok fazla varsınız ya artık hani YouTube videoları çekiyorsunuz, çok fazla soru alıyorsunuz. Mesela oradaki, tamam soruyu değiştireyim. Ya mesela gündelik kavgalar sizin o ilme vereceğiniz zamandan mesela ne kadar çalıyor? Ya da çok etkileniyor musunuz? Hani mesela bu linçler falan. Mesela benim kardeşiniz nacizane linç bağışıklığı sağlam. Hocam tıp doktoruna bunu söylüyorum. Hocam linç bağışıklığı kazanmak için ne yapılması gerekir? Ya daha iki gün önce Instagram'a attım şey dedim. Yani insanlar şöyle düşünüyor. Mesela işte Altay Can Meriç'i takip ediyoruz ve bu adam normalde işte atıyorum ilmi şeyler yazan birisi ve burada takip ediyoruz. Değil mi? Ya Twitter, işte Instagram ya da işte insanlar kullanıyorsa Facebook bunlar ilim öğrenecek mecralar değildir. Bunlar boş vakit şeyidir. Yani burada ilim öğrendiğiniz hissiyle kendinizi kandırmayın. Daha az vakit geçirirsiniz bu sayede diye. Ben oraları şey kullanıyorum. Mesela bugün atıyorum bir tweet attım ve bu şey kitap okuma arasında atıyorum ve okumuyorum. Okudukça, yorum okudukça oraya şeyiniz artıyor. Bağınız artıyor. O yüzden aslında toplam vakit şununla alakalı, ne okuduğunuzla alakalı. Yani ne attığınızla değil. Mesela günde 7 tweet atıp 10 dakika vakit geçirebilirsiniz Twitter'da. Ama okuyorsanız ki ben buna kesinlikle karşıyım. Yani benim tweetlerim dahil hiç gerek yok yani okumaya. Çünkü kalitesiz şeyler okuyorsunuz. Yani oturup
birisinin tweetini okumak, toplasanız şeye, bütün Twitter'da geçirdiğiniz vakti veya Instagram'da geçirdiğiniz vakti yaklaşık olarak 20 sayfa falan okuyorsunuz. Okuduğunuz şeyin hepsi çerçöp. Yani bu, o sürede kıymetli bir şey okuyabilirsiniz. Ama sosyal medyada var olmamak da bir tercih. O da çok şey değil ya, efektif değil. Arkadaşınız kalmıyor çünkü. Ya ben mesela YouTube kanalı açtıktan sonra arkadaşım kalmadı. Ya arkadaşlarım var ama görüşmüyorum artık eskisi kadar. Görüşemiyorum yani. O bir şey oluşturuyor, kendi ekosistemini oluşturuyor. Yani bugün vardık, ne yaptınız, iyi misiniz falan. O bir ekosistem tipi yani. Orada olmasa WhatsApp'tan yazıyorsunuz. O olmasa kahveye gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Arkadaşım kalmadı derken bu tercihleriniz dolayısıyla mı? Yok 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 ya şeyim. Görüşemiyorum yani yoğunluktan dolayı görüşemiyorum. Yani çok ben çok kendimi yoğunlaştırmayı da seviyorum. Yani işte ders koyayım. İşte haftada 4 ders yapıyorum. 5 yapayım. Ondan sonra şu kitabı da o arada yazayım. Ondan sonra şurada da işte bir kitap çevirisi şey yapalım. Bunu seviyorum yoğunlaştırmayı kendim. Çünkü daha çok çalışıyorum öyle olunca. Öyle olunca da görüşemiyorum. Yani işte gideyim ahbaplarımla kahve. Ben çok seviyorum kahvede oturmayı. Bayılıyorum kahvede değil oturmayı. Köy kahveleri mi? Tabii tabii köy kahvesi. Ay, Erzincan'da. Ben Erzincan'da yaşıyorum. Erzincan'da ona çok fırsat olmuyor. Ne yapıyorum? Tweet atıyorum. Mesela o kahvede yani böyle burada konuştuğumuz gibi mi konuşuyorsunuz yoksa insanlar ne soruyorlar? Yok şey daha komik konuşuyorum. Ben normalde standart ayının %90'ında bilmek, troll biriyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok bilmek kibirle bir cenk hali ya. Mesela orada kim kazanıyor? Bazen alt ediyor musun? Ya normalde şöyle ben kendim nazarında söylemeyeyim buna çok şey biliyorum gibi bir şeye. Yok estağfurullah onu söylemiyorum size. Normal aslında kibir tabiri şeydir istikbar diye geçer yani bizde. Ebaba stekbara diye geçer mesela ayette şeytan için şey yaptığında. İstikbar büyüklenmek yani büyük olmak değil büyüklenmek demektir. Hı hı. Kendisi üzerine bir zan besliyor. Tabii. Olumlu zan besliyor. O kadar büyük değil aslında. Yani bir şey olduğu üzerine bir zan besliyor değil mi? Ya şöyle bunun trik bir noktası var. Bunu anlatayım. Bak bu programın en faydalı şey olabilir. Tamam. Şimdi kibir... Diğerleri de çok faydalı değil mi? Kibir, yani bir insan kendisini tartıyor ve olmadığı kadar büyük zannediyor. Bunun adı istikbardır. İstikbar. Ama şahıs büyük. Büyük olduğunun farkında. Ve bunu söylüyor. Bu kibir değildir. Mesela sahabeden Abdullah İbni Mesud duruyor mescidde. Diyor ki eğer diyor şu Kur'an'ı benden daha iyi bilen olduğunu bilseydim diyor. Onun yanına gider ders alırdım. Anlatan Ravi diyor ki hiç kimse istikbar şey yapamadı. İtiraz edemedi. En iyi onun bildiğini biliyorlardı. Çünkü en iyi Abdullah İbni Mesud'un bildiğini Abdullah İbni Mesud da biliyor. Mescittekiler de biliyor. Abdullah İbni Mesud bunu ifade de ediyor. Ama kimse bunu kibir olarak değerlendirmiyor. Yani işte bizde şöyle bir tevazuya dönüşüyor çünkü. O zaman buna... kibir bir takoz diyebiliriz. Tabii riyakar bir tevazuya dönüşüyor şöyle. Mesela işte şöyle bir diyalog hayal edelim. Abdullah İbni Mesud da diyorlar ki sen işte Kur'an'ı çok iyi biliyorsun. Yok ya biz kimiz ki? Biz kimiz ki? Bu riyakar bir tevazu. Bu yalan çünkü. O da biliyor bildiğini. Riyakar tevazu. Tabii, bir tanım. Yani riyakar tevazuyla istikbar arasında bir şey itidaldir. İstikbar o kendini olmadığından büyük zannetmek. Olduğundan büyük zannetmek. Peki tevazu nerede duruyor burada? Tam ortası. Hakiki organik tevazu nasıl yani değil mi? Tam ortası. Ya bence ortası. Ben ortasını alıyorum yani. Hatta şeyde eski kitaplarda şey falan da geçer. Kibrin şeyin tevazunun fazlası kibirdendir falan derler. O sözün şeyi bu. Ya abartılısı şöyle demek çünkü. Ben kendimi övmeyeceğim. Sen de biliyorsun bende bu faziletler var. Sen beni öv. Yani işte ben kimim ki ya? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Olur mu hocam o kadar kitap okumuşsunuz. Yani ben siz de böyle derseniz. Sen şarkının devamını getir diyor. Tabii sen beni öv diyor. Yani ben şu an kendimi olduğumdan aşağı göstereceğim. Sen över misin beni lütfen diye. Ne kadar çok değişik bir imtihan değil mi ya? Değişik bir sınav yani. Tabii. Mizanı çok zor yani. Ve bütün kitaptan sorumluyuz. Ya Allah herkese imkanına göre şey yapar. Orada ahiret. Bütün kitaptan sorumlu olduğunuz sınavlarda kaç alıyorsunuz mesela? Hocam şöyle kitap da tek parça değil ki. Yani şimdi kitap yani kitabın tamamından sorumluyuz. Fatiha suresini alıp içinden çıkmak da yani bir adamın ömrünü alır. Yani o yüzden bir yerde Allah Teala bizi kudretimiz ölçüsünde imtihan eder yani. Öbür türlü ben Fatiha suresinin içinden çıkamam yani okudum. Kaç bir sayfa okumuşum ben yani sadece Fatiha suresiyle ilgili çıkamazsın. Çok. İlk yüzleşmeyi sağlayacak estağfurullah bütün ayetler değeri üzerine herhangi bir şey söylemiyorum ama ilk yüzleşmeyi o çarpışmayı sizde uyandıracak ayet hangi ayet? Çok var ya. Ya ben Müslüman olmama sebep olan manasında yani, mı yoksa şey mi? Ya da bu dediğim gibi dini her şeyle. Hisler açısından şeydir. Müminin suresidir. Başıdır yani. Müminin suresinin başındaki ayetler. Ben çünkü ilk Müslüman olma şeydim. Yani çok ben keyfi iradesi zayıf birisiyim.
O zaman şimdi şey diyorum yani işte mesela oruç tutmuyorum, namaz kılmıyorum falan. Kendi kendime diyorum ya ben ilmi öğreniyorum işte oruç tutunca ilmi öğrenemiyorum. O yüzden şey yapmayayım. Falan. Ha, böyle kendinizi bir, konfor alanları atıyorsunuz. Tabii yani opsiyonel. Bunu kıran şey olmuştu. Mümin Suresinin başındaki ayetler, müminler öyle kimselerdir ki diye. Onu çok etkilemişti o zaman. Şey yapmıştım böyle bir deftere yazmıştım kağıda. O kağıdı aldım duvarıma astım odanın duvarına. Hep sabit duruyordu yani. Hatta şimdi benim şeyim de hesaplarımın sonu 23.10'dur mesela. O Müminin Suresine şeydir yani. Tabii. O çok şey yapmıştı o zaman. Çarpmıştı, etkilemişti yani beni. Kat eflahal mu'minun diye. Çok var ama bu ayetler. Tabii çok var. Etkilendiğiniz. Ben ya, Kur'an çok güzel kitap ya. Çok. Bir de mesela muhkem ayetlere baktığımızda hani her şey çok açık ya. Mesela orada da bir böyle ister istemez hani o sorgu kibri de giriyor ya şimdi hocam şimdi. Mesela oraya da sorguladığın zaman estağfurullah yani ben sorgulamıyorum da mesela böyle bir sorgulama varsa. Mesela oradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Hocam şöyle katman katman şey yapalım gene. Ben şöyle inanıyorum. Yani kendi inancımı söylüyorum. Bu ahirette bir şahıs geldi bir ayetin önüne okudu bir şey anladı yani veya birisi bir şey anlattı o ayetle ilgili. Bu adam bu kadarını algılayabildi. Bunun mükellef olması yani o kadarıyla mükellef olması şeydir esastır. Yani namaz kılın namaz kılın tamam. Ama namaz kılın ayetinden bir sürü şey çıkarılıyor. Mesela muhkem ayetler dediğimizde de bir şeye düşüyoruz. Ayetin kendisi müteşabih. Bu daha önce bizim ulemanın söylediği bir şey. Yani muhkem ayetler Ali İmran suresinin 7. ayetinde geçiyor. Hangi ayetler muhkem? Biliyor muyuz? Muhkem derken hani orada mesela açık, işte Bakara yani açık anlamı belirli. İşte namazı dosdoğru kılın, zekat verin, rükû edenlerle beraber rükû edin mesela Bakara suresindeki bu muhkem. Şöyle, yani mesela sorsak mesela muhkem müteşabih ayetler hangisidir diye bizim eski ulemamızın şeyine baksak kitaplarında der ki işte müteşabih ayetler elif, lam, mim işte vesaire hurufu müteşabih ayetlerdir. Ha, başka bir kısmı der ki mesela bu ayetin şu kısmı şu şekilde derinlemesine mana çıkarmak müteşabihtir. Bunda bile tam böyle net bir sınır çizmek zordur. Yani din böyle bir şeydir zaten. Tamamen net bir sınır, işte al budur, din şöyle bir şeydir demek için, bunu yapmak için konsil gerekir. Bu da Hristiyanlıkta vardır. Yani bunu yaparsanız hiyerarşik bir kilise kurarsınız, aksini söyleyen herkesi yargılarsınız. Evet din bu diyeceğiniz, şak diye koyacağınız bir şey olur. Ama bu öldürür insanları, mahveder yani şeylerini, hayatlarını. O yüzden dinin böyle muğlaklığı güzeldir. İslam çok özgür bir din olması, tabii, yani mesela inanmama özgürlüğünü de veriyor ya, değil mi? Hristiyanlık yani, böyle değil. Dünyada opsiyonel. Yani ahirette dünyada. Şey değil. Tabii değil ya. Hani böyle diyorlar ya insanlar mesela bazen. Gerçekten bazen bazı insanlara estağfurullah yani benim ya haddim. Yani bunu şey olarak algılamayın. Haddim hududum ama. Mesela diyor işte iyi ki inanmak var diyor mesela. Bu evet çok nefes açıcı bir cümle ama bu inanmak var meselesi aslında tamamıyla ahiretle alakalı. Hani dedik ya bir ateist. Tanrı tasavvuru olmadan orada kalması çok zor diye mesela. Hani Tanrı tasavvurundan ziyade de yani ahiretin varlığının verdiği bir ferahlık o işte. Tabii canım. Yani mesela şimdi ben hep şey bunu düşünüyorum. Birisi var ve şimdi çocuğum olunca daha net anlıyorum bunu. Ya işte çocuğu ölmüş. Çok özür dilerim. Bir son dakika var. Hemen son dakika veriyorum. Bugün de çok konuşuldu. Bugün Sarıyer'de gerçekleşen kilise saldırısına ilişkin iki katil zanlısı yakalandı. Ali Yerlikaya şimdi bir açıklama yapacakmış. Biraz habere giriyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. Evet, Arap'ta Sorular programımız Altay Cem Meriç ile devam ediyor. İçişleri Bakanımız bugünkü saldırıyla alakalı aslında kimlerin yaptığı hususunu daha aydınlatmak için bir açıklama yaptı. Dinledik bu konuda Türkiye'nin huzuru konusunda kimsenin başarılı olamayacağı üzerine de bir açıklama yaptı. Bu da bizim temennimiz. Programımıza devam ediyoruz. Sevgili Altay Cem Meriç'le programımızın son, hadi sevinebilirsiniz, son dakikalarına geldik. En zor programlardan bir tanesi değildi tabii ki. Ama şu vardı, gençlerden de aldığım reaksiyona göre hani her konu konuşuyor olmamız aslında faydalı bir program yaptığımızda nacizane bir göstergesi. Kibir yapmayayım estağfurullah şimdi tam konuşmuştuk. Şimdi şimdiye kadar hani bir takım siyasi icracılarla programımızda işte bu toplumsal olaylardan en yaralayıcı olan başı boş köpek meselesini konuştuk. Ben şimdi sizden merak ediyorum. Aslında siz de
bu linçlenme riskini göze alarak değil mi? Bayağı açıklamalar yaptınız. İşte bunun aslında işte yakın bir zamanda değil galiba. Hani bu Gazze meselesinden işte 7 Ekim'de... Biz çok uzun zamandır yapıyoruz ya onu. Uzun zamandır yapıyoruz. Yani, soruları alıyorsunuz. Şöyle soru üzerinden değil de hocam benim bir şeyim çok böyle primitif çalışıyor. Bir video görüyorum ve üzülüyorum. Bununla ilgili benim tweet atmam gerekiyor falan diye düşünüyorum. Bir çocuk, kız çocuğu Antep'te pitbulllar saldırmıştı. Evet, doku kaybolmuştu. Evet, o çocuğun videosunu izlemiştim. Ben de ilk şeyi uyandıran o oldu. O zaman çok böyle canhıraş tweet attım. Ondan sonra devam eden olaylarda da konu absürt göründüğü için devamlı olarak atıyorum. Çünkü bana çok şey geliyor, yani insanların hayatlarını çok zorlaştırıyormuş gibi geliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, mesela 7 yaşında bir çocuğun var ve 7 yaşında çocuğun evden okula giderken köpekten korkuyorsa bu aslında bir çok ciddi problem. Yani çünkü bütün bu aslında o devlet dediğimiz teşkilatın kuruluş amacı, yani birinci amacı insanların güvenliğini sağlamak. Yani insanlar, bu şeyde siyaset felsefesinde çok tartışılan bir konudur. Yani insanlar neden devletler kurarlar? Çünkü belli başlı haklarından fedakarlık ediyorsun. Yani işte vergi veriyorsun, şunu yapmayacağım diye taahhüt ediyorsun, benim üzerimde otoritesin ve bana yasa uygulayabilirsin diyorsun. Bu temel şeyleri güvenliktir. Çünkü birisi ona saldırıp onu öldürmesin, bir sistem oluşsun ve bu sistem onu korusun diye belli haklarından feragat eder insan. Bu esas maksat güvenlik. Şimdi bir çocuğun kendisini güvende hissetmediği hissi bana şey veriyor, yaralayıcı geliyor. Çok yaralayıcı. Ve kaç yıldır bununla ilgili atıyoruz. Şimdi çok gelişti. Bizi ilk attığımızda çok daha güçlü bir şekilde tepki görüyorduk. Yani bu işte çok vicdansız olduğumuz vesaireyle ilgili. Ama şimdi kamuoyu oluştu, çözüm bekliyor bu mesele yani. Naçizane kanaatim. Mesela bu hayvanseverlik mi gerçekten? Yani bunu mesela bunu açıklayıp bırakabilir miyiz? Yani bu... Şimdi şöyle, bir şeyleri savarak... Biz mesela koyun kesiyoruz. Yani koyun, yani onunla direkt hiçbir zararı yokken yiyoruz bunu. Bu hayvan sevgisi işte koyuna da yönelsin. Veya atıyorum ne bileyim işte timsah var, zarar veriyor. Bunu şehirlerin ortasında beslemiyoruz hayvanseverlikle alakalı. Bu direkt köpeklere has bir mevzu Türkiye'de. Belki bilmiyorum, sosyolojik bir tabanı okunabilir mi? Çünkü sembolik bir şey yani köpek aslında bir yönüyle. Yani ya şöyle, koyundan timsahtan ziyade şu var. Yani mesela bir hayvanın ağzında 2 yaşındaki çocuğun kafasının parçalanığı olduğunu gördükten sonra da işte çocuk şöyle yapmıştır diyebilme gaddarlığının sefaletini konuşalım. Ama bu seviyeye nasıl gelebiliyor? Mesela bunu hayvanseverlik olarak açıklayamayacağımızı tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Yani hocam, ben genellikle hocam toplumsal meselelerde... Birçok psikiyatrik okumalar yaptığınız için söylüyorum. Yani başka bir boyut vardır diye düşünüyorum. Ya şöyle okuyorum ben toplumsal mesele. Yani toplumların her toplumda böyle çok... Bana çok irrasyonel bir şey olarak geliyor. Tavır olarak geliyor. Yani işte duygusal bir bağ vardır. Çocukken işte bir yakı... Nasıl diyeyim... Bir köpekle beraber büyümüştür. Hani çok seviyordur köpekleri. Veya ne bileyim işte beraber yaşıyordur. Başka bir şey yoktur. Ve o köpek üzerinden diğer köpeklere empati yapıyordur. Ben bunu anlarım. Ve toplumda... Bu tarz irrasyonel tavrın belli bir düzeyde olmasını normal karşılıyorum. Önemli olan şey şu, biz bu tepkiyi konuşmalı mıyız? Yani bu insanların irrasyonel tavırları incelenmeye değer mi? Yani bir toplumsal meseleyi konuşurken bence değil. Yani hangi toplumsal meseleyi alsak, aynı %1'lik bir kesimse %1'lik irrasyonel bir kesim buluruz. Ve bunun üzerine tahliller yapmamız, onları ikna etmeye çalışmamız gerekir mi? Bence gerekmez yani. Çünkü insan çok muamma, yani gri bir şey. İçini kurcalayalım, ne bulacağız, hangi kablo nereye gidiyor. Bununla her konuda uğraşmaya aslında gerek olmayabilir. Bu konu toplumun çok büyük bir kesiminin konsensüsünün olduğu bir durum. Yani şu anda oluştu ama konsensüs. Tabii şimdi oluştu. Değil mi? Yani 3 sene önce yoktu mesela biz. Hani siyasi isimler de aslında tabii açıklamaları daha net ve cesurca yapmaya başladılar. Tabii. Çünkü galiba şey var, yani böyle bir tavır alırken bir linç muhasebesi yapıyoruz ya mesela. Nerzen yapmıyorum, onu söyleyeyim. Öyle bir mühendisliğim de yok ama tabii ki herkes kendi konumuna göre belirli dengeler çerçevesinde böyle bir muhasebeye giriyor. Ama işte bu çocuklar ölüyor yani. Bu muhasebeyi yani. Tabii canım, yani biraz şeyi geçiyor. Yani konu
bir yerden sonra biz bunu konuşalım, işte etraflıca şöyle bir şeyini yapalım, tahlilini yapalım boyutunu geçiyor. Çünkü gerçekten görüyorsunuz, yani ben şimdi bir şey vardı, çocuğu ölmüş bir aile vardı sanıyorum, onlar dernek kurmuşlar vesaire. O videoyu izledim mesela. Mahra. Yani ben tahayyül edemiyorum. Yani şimdi insanlar empati yapsalar, yani çocuğu olan bir aile gerçekten çok haksızca acıtıldılar ve çok hedefe kondular ve bunu da arka planı muhtemelen çıkar ileride. Yani işte bunu nasıl böyle savunuyor? Çünkü bu çok sektörel de bir şeye benziyor. Yani mama var, bu koyduk mamayı, işte satın aldık bağış, mama aldık, mama nerede köpeğin karnında? Yani böyle tespit edilmesi, incelenmesi çok güç bir şeye benziyor. Artık orası da ne olur onu bilmiyorum ama burada... Lobi, tabii. Aksiyon alınması gerekiyor. Yani çünkü bağış topluyor mesela, yayın açıp bağış topluyorsun. Aldım bağışı, tamam mama aldım. Mama nerede? İşte köpek yedi. Yani yok yani. Denetleyebileceğin bir şey var mı bunun mekanizması, ben bilmiyorum. Hani bu kadar aslında topluma bu kadar irrasyonel bir şeye sürüklendiğinde arkasında böyle bir şeyler aramak daha makul oluyor. Çünkü ben şöyle diyordum bir ara, o zaman 2 sene önce falan tweet atmıştım bunu. Ya birisi yazsa bana, ben 1600 yılında birisi dese ki ya böyle bir durum vardı toplumda. İşte sokakta 60'lı 70'li köpekler geziyordu. Ben bir tanesinin videosunu çektim 3 sene önce. 55 tane köpek saydım şeyde. Video çektim balkondan. Dedim bu nedir Allah aşkına, burada nasıl geçsin çocuk çoluk bilmiyorum insanlar. Böyle bir durum vardı diye birisi yazsa 1600'de, ben derim ki ya abartıyor herhalde biraz hani. Yazarken yaparlar ya böyle anı defterlerinde falan. Abartıyor herhalde yani, o kadar irrasyonel bir durum. Yani bilmiyorum arkasından ne çıkar. Evet, göreceğiz. O zaman da geliriz. Tekrar gelirsiniz. Atlayacağım. Tekrar görüşürüz. Şimdi programımızın yavaş yavaş son zamanında gelirken ben biraz da aslında bir kitap çalışması içerisinde olduğunuzu biliyorum. Gençler de çok merak ediyorken birazcık bahsedelim mi ya bu? Çünkü ben aslında değil mi kitapla da yani sizi burada konuk etmek isterdim ama hani bu anlamda çok önemli bir gündem oluşturduğunuz için de hani isabetli olsun diye sağ olun kırmadınız geldiniz ama o süreçten biraz ya şöyle konuşalım. Ben şimdi bir insan neden Müslüman olmalı sorusuna dair bir işte 500 sayfalık bir Peygamberin İspatı diye bir kitap yazdım ve bunun bir diğer yönü de adı. Tabii kitabı. Adı Peygamberin İspatı. Hı hı. 500 sayfanın üzerinde bir kitap. Hı hı. Bir diğer de şey başladım, yani uzun zamandır da zaten ondan serzenişimiz vardı. Bu sorulara cevaplar, yani neden Müslüman olmamalı diyenleri de çürütmen gerekiyor. Buna dair bir seri başlattım muhtelif isminde. Birincisini yazdık, çıktı. Allah'a şükür çok da şey oldu yani, hoş tepki aldık. Şimdi ikincisini şey yapıyoruz, hazırlıyoruz. 3-4 diye devam edecek ama araya mesafe koyacağım muhtemelen çünkü şu an böyle... Araf'ta olduğum mesela. Değil mi? İlk defa değil mi? Onu da söylemiş oldunuz. Araf'ta olduğum... Araf'ta olduğum dediğim anlatmam. Yani bir meseleyi neresinden tutacağını da şey oluyor bazen. Yani bir soru var, tamam bu soru bu haliyle makul değil ama neresinden tutarak cevap vereceksin? Ona da biraz şey gerekiyor, yaş da gerekiyor. Daha fazla bir şeyler okumam gerektiğini düşünüyorum mesela. O yüzden soruları seçiyorum. Topladım onların hepsini sosyal medyadan. 60 civarında soru. Bunun 25'ine, 30'una cevap vermiş olacağım. 30 tanesini erteleyeceğim. Cevaplamadığın sorular var mı? Herkesin vardır. Herkesin var. Peygamber değilseniz. Estağfurullah. Yok ya, bunu sizin için söylemem. Hayır mesela. Bu çok doğal. Yani siz mesela bu geçişten sonra, geçtikten sonra da sizin cevaplanmamış sorularınız var mıydı tabii, diye sorayım da kurtarayım olayı. Ya şöyle, insanlar şöyle bir şey beklentiye giriyorlar. Yani kendileri için de bekliyorlar. İşte ben İslam'la ilgili aklıma ne gelirse bunu çözeceğim ve halledeceğim. %100 bir şey. Tabii %100 böyle hepsini çözeceğim. Öyle bir şey mi? Böyle bir şey değil. Yani işte aslında İslam dediğimiz bir kapıdan içeri giriyorsun. İçerideki mevzuyu sen de tanımaya çalışıyorsun. Girecek kadar bilgin var mı, o önemli. Mesela biz Peygamberin ispatındaki o zeminden hiç benim zihnim şaşmadı. Yani hiç acaba Muhammed Aleyhisselam gerçekten doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye düşünmüyorum. Böyle bir şüphe değil bu. Ama bu mesele neden böyle? Bunu çoğu meselede şey oluyor, kafanızda sallanıyor bu, cebinizde gezdiriyorsunuz. Sonra çözüyorsunuz, vay bu bundanmış falan diye. Hayat böyle güzel zaten. Peki şu anda hiç cevaplanmamış sorunuz kalmadı yani? Yok var canım, olmaz olma. Siz mi bulacaksınız onu, yoksa kime sorun? Okumayı bırakırım, cevaplanmamış şey. Sorun olsun. Mesela çok özür dilerim, böyle bir mesela bu süreçte, bunu genelde bazı konuklarıma sordum ama hani onlara ben şey dedim, manevi navigasyonunuz var. Ya bu navigasyon niteliğinde değil de yani gerçekten... Şu sorumu şu kişi bilebilir diyebildiğiniz, ruhunuza bir adres verecek bir isim var mı? Güncelde böyle çok şeyim yok hocam benim ya. Ben yani şeyle bizim kadim ulemayı severim hocam.
Ya ben talebe olurum. Çok hoşuma gider. Yani bir tane seçerim. İşte mesela kim bu ara atıyorum işte Fahrettin Razi. Fahrettin Razi'yi 1,5 sene ben talebesiyim. Yani bütün kitaplarını okuyacağım. Çok severim o şekilde okumayı. Yazarları da öyle okurum genelde. Yani bir kitap alayım ondan okuyayım falan diye. Kim bu? Neyi var? Neyi yok? Hayatı nasıl? Kitabı nasıl? Ne anlamış? Nereden yakalamış? Çünkü o bir bakış açısı aslında. Yani bir paket. Yani hep de öyle düşünürdüm. Mesela 50 tane yazar. Bunu böyle parça parça okumaktansa 3 tanesini al sırtına at. Sen 3 tane adamın bakış açısıyla bakabiliyorsun diyor. Yani bu çok büyük bir şey. Kitap çok büyük bir nimet bu açıdan. Yani çok büyük bir şahsın bütün birikimini alıp kendi açınmış gibi ortaya koyabilirsin. Peki inanmak eksiltti mi, çoğalttı mı? Müslüman olmak mı? Arttırdı bence. Yani vakit şeyimi de arttırdı. Şimdi insan bu tarz şeylerde şöyledir, dopamin bağımlılıkları gibi. Yani uyuşturucu bağımlısı nasıl uyuşturucu bağımlısı? Bir tane alır, daha fazla artar. Haz aldığınız şeylerle ilişkiniz böyledir. Yani cep telefonu da böyledir. İşte çocukların şekerle ilişkisi de böyledir. Haz aldığınız şeyi tekrar almaya devam ettikçe artar ona bağımlılık. Şey de böyle, ilim de bu tarz bir şeydir yani. Öyle mi? Tabii. Ne güzel anlattınız ya. Eskiler şey diyor çünkü, işte sultanlar diyor, bilse diyor bizim bundan aldığımız hazzı kılıçlarla bizden almaya çalışırlar onu diyor. Bu ilimden aldığımız hazzı bilse, kılıçlarla o hazzı bizden almaya çalışırlar diyor. Öyle lezzet alıyoruz biz bu ilimden diyor. Ben çok, mesela o eskiden şeye şaşırdım, bir adam görmüştüm. 70 yaşlarında yani ölüm şeyinde, yatağında hasta. Kitap okuyor, yani Kur'an okuyor mesela. Ben şimdi şey düşünüyorum, yani bu adam okuduğuyla amel edemez. Ölecek yani yakında. Hatta elinde ölmüş de olabilir, öyle bir resim görmüştüm. Okuduğuyla amel edemez, birini anlatamaz, kimseye hava atamaz. Sadece öğrenmeyi seviyor. Yani öğrenmek için öğreniyor. Haz almasa yapmaz bunu. Son soru, hemen çıkmamız lazım. Son soru şu. Şöyle haberleri duyuyoruz. Son anda kelime-i şehadet getirdi, işte Müslüman oldu ya da işte bunu haberleri görüyoruz ama. Son anda ateist olan hiçbir resine rastlamadım. Yok. Ya, tarihte de hatırlamıyorum. Bu neyi gösteriyor? Deyip bir hani flash bir nokta koymak için. Tamam, ben bir hadiste diyeyim. Muhammed Aleyhisselam hadisinde şey diyor. Bir kişiye 60 yaşına kadar ömür verdiyse Allah ondan mazeretleri kaldırmıştır diyor. Tabii ömür ilerledikçe insan demek İslam'a ve dinlere meyli artıyor. Ölüm korkusu yaklaşıyor. Hayat tecrübe etmiş oluyor. Dünyanın boşluğunu daha yakın görüyor. Yani 20 yaşındaki biri kadar güçlü has peşinde olmuyor. Ama hocam bak, sonunu bilmeme korkusu da onu İslam'a, yani onu aslında bir kurtarıcı olduğunu da biliyor orada. Çok enteresan bir bilinçlenme son anda. Yani peki. Allah bilir. Altı hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Sizi yeni tanıyor oluşumu kızarak... burada gençler de size bayağı selam söylüyorlar. Evet, selam. Onlarla daha fazla galiba konferanslarınız falan olacak yakın bir zamandır. Temas devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de tekrar ağırlamaktan şeref duyuyorum efendim. Ya, çok teşekkür ederim, ben de katıldım. Çok teşekkür ederim. Şimdi çay içerek durumu kritik ederiz efendim. Eyvallah. Biz gidiyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Güzel mesajlarınızla gidiyoruz. Kim vardı programımızda? Tıp doktoru yazar Altay Cem Meriç'le. Bir ağır hafta mısınız sorusunu sorduktan sonra olaylar gelişti. Önümüzdeki hafta yaşarsak, eğer bir şey olmazsa buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.